Bana hediye almış biliyor musun? Ne almış? Böyle anahtarlık ama üstüne Hande yazıyor. Düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Bak bana şu evi alırsan, bak şu yeşilliklerin arasındaki bir tane ev var ya hani ağaçların arasında, o evi istiyorum. Onu alırsan evlenirim seninle. Saçma sapan bir sorun yüzünden biz şu an konuşmuyoruz. Şu an geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Telefonu kapalıydı en son. Esas bence şu anda Tankut ve Dani ilişkisi bu yarışmadan çıktıktan sonra başlıyor. Kesinlikle. Birinci olursam, buranın şartları da eğer yerinde olursa, iyi olursa tabii ki de kabul ederim, evlenirim. Eğer öyle olmazsa da zorunda değilim yani. Sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz geçen hafta salı günü gong çaldıktan sonra desteklediğiniz adaylar için SMS atmaya başladınız. Daha önce de anons ettiğimiz gibi bugün yani 27 Haziran Pazartesi günü artık SMS atma işlemi sona erdi. Oylarınız, SMS'leriniz şu anda Bakırköy 2. Noter Başkatibi Sayın Muharrem Şeker'in elinde ve büyük finalde birinci açıklanacak efendim. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Büyük finalde görüşmek üzere. Vay, vay. Eser girince baştan herkes bir cool giriyor içeri. Oo, cool giriyoruz ama sen herkes böyle yavaş yavaş içeri şu an. Salvador Dali. Günaydın Eser. Gelmiş aramıza. Monsieur. Wow. Tankut sen ne yaptın kendine? Monsieur mü demeliyiz, senyor mu demeliyiz yoksa? Ne istersen de abi. Tankut Denker değişmiyor. Tankut Denker. Sakallı sakalsız, bıyıklı bıyıksız. Çok komik oluyor. Model bu. Çok bunlar değişebilir. Var mı? Bir kere gençleşmişsin. Ciddi misin? Evet. Yani büyük o var. Sakallar gibi. Sakallar gibi abi. Yaş tık 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 düşmüş. Saçlarına bir şey yaptın mı abi sen? Yok. Şekli yani, mi değiştirdin acaba? Lemongrass birazcık yağlansın aynen. Diye. Aynen. Parlak duruyor. Bakım yapmış. Vay Tankut'uma bak ya. Vallahi. Brady ne dedi? Brady pek hoşnut değildi. Değil mi? Sakalları kesme fikrine yok dedi. Sonra bıyıklara dedi, "Daddy, ne yapıyorsun?" dedi. Ondan sonra ben de değişiklik olsun yapalım dedim. Yakışmış ama aynen. Türk kültürü. İşte keseriz ya. Osmanlı bıyığı Osmanlı. Abi o kadar yani sakal büyük. Evet, Mösyö olmuş. Abi şimdi o kadar sakal büyük varken oynamamak delilik yani. Aynen. Değil mi? O kadar varken sakal büyük oynaman lazım yani. Salvador Emir. Ne oldu kızlar dilinizi bıraktın? Herkes böyle bir suskun, sessiz, neşmiş. Pazartesi sendromu mu var acaba? Valla ben çok yorgunum. Klasik. Sendrom. Sendrom bir hafta ve son hafta. Wow. Aynen son hafta. Üzülmeni ayrılık vakti geldi. Kafam karışık benim ya. Ben hem üzülüyorum hem seviniyorum. Hakikaten ben de aynı şekilde. Ben de. Yani... Sonuçta buradan bittikten sonra birçok arkadaş beraber görüşecek diye düşünüyorum yani birbirlerini. Hani ben hiç düşünmüyorum. Bırakıp gitmeyecekler. Hiç kimseyle görüşmeyecek misin? Ya görüşürüm de hani öyle diyorsun ya herkes birbiriyle görüşür falan filan. Ben yani, hiç sanmıyorum yani. Aynı evde yaşayacak kadar değil. Herkes yani, birbirinden kurtulmuş. Yo, benim görüşeceğim insanlar var yani şansın. Ya başlarına ayrı ama bakmasın. Sonuçta bu ortam farklı. Tabii ki de yani özlem her olur gün yani. Buraya geliyoruz artık yani bizim bu ortam demişken şu ortama bir süpürge açayım ben. Ya dur şimdi muhabbetin arasında ay, ne dur bir şey olmaz açayım. Ya. Birbirimizi nasıl duyacağız Mehtap sen süpürge açarsan? Hazal merak etme duyarsınız. Hiç kesme sohbetini. Ya Mehtap yaptın ne yapacağım ha. Ortalık da çok olmuş ya. Uçuşuyor ya Hande Yener gitti geldi ya. Her taraf. O günden sonra çekilmiş. Seninle uğraşamayacağım. Bak işte. En çok sevdiğim şey bu ayaklarla yapmak bu işi. Süper. Bize bir balkon yapsalardı halıları silkelerdik. Beraber tutardık üç kişi. Ya şu yukarıda. Şurada. İstersen senin için şey yapalım. Şu merdivenin oradan silkeleyelim. Mehtap da rahmetli babaannemin fistanına giymiş bunu. Aferin kız sana. Diğer İyice süpürü bağırmaları. Diğer kızlar nerede ya?
kızlar derken? Cansel'le Melis. Yes. Yalnız burası sayesinde sen bu hale geldin, onu da unutma. Ne hale geldim? SRS'de oldum. SRS'de. Nobody knew you before. I don't care. Ben Cansel'i kazandım burada. That's okay. All I care. Well, that's a bonus. Bunu görmüş oldum hani. Yeah. Bunu görmüş oldum. Aynen, bunu da yaşamış oldum. Bence it was a good step stool ya. En azından. Güzel, güzel basamak yani bence. İnsan hayatındaki çok güzel bir tecrübe. Benim için güzel bir tecrübeydi. Kesinlikle. Tecrübe olarak sure. Yani burayı... Tecrübe. Tecrübe bunlar. Burada o kadar çok şey öğrendim ki. O kadar çok büyüdüm ki. İnanılmaz. En başta tabii ki o kadar yaşadım. Evet. Oh my goodness. Öğrendikleri kullanırsın inşallah. Yeah, aynen. I can't yani. Wait. I can't wait. Yeah. Cannot wait. Yanındakileri ezerek, halkı inandırarak bir yerlere gelmek güzel bir şey. Seni ezerek mi buraya geldin sanıyorsun? Mehtapcığım sen 8 aydır burada kimsesiz oturuyorsun, onu ne yapacağız? Annesiyle görüşmüş, beni Ankara'ya davet etmiş, misafir olarak diyor gelsin. Kız bana bak, yoksa sen Ercan'a aşık olmaya mı başladın? Benim korktuğum sadece bazı şeylerin büyüsü bozulacak sanki. Ben sırtımı yasladığımda Batuhan'a karşı düşebilmekten şu an korkuyorum. Tamamen güvenemiyorum ona. Yarışma bittikten sonra benim içimden böyle bir ses sanki uzaklaşacağız gibi geliyor. Adnan'la ilişki yaşamaya başladık. Yok artık. Sevgili olduk. Gerçekten böyle bir gruplaşma hissediyor musun şu an? Hissediyorum tabii canım. Hissetmesem zaten bunu konuşmam. Bu zamanında seni de korudum. Sen ne yaptın? Beni arkamdan bıçakladın. Ödül olan bir yarışmadaysak, insanlar buraya biraz da ödülü kazanmak için doğru gelmiştir. Bana kin duymamı sağlayacak ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyorum, ama bir düşün bakalım Mehtap, acaba hiç... ne yaptın? Sen Erdo'yu mu istiyorsun, Ali'yi mi? Erdem'i istiyorsun. Oo. Aşkım bilmiyorum ne zaman son bulacak. Hiç son bulmaz. Ceyda'nın eski sevgilisini alınca Ceyda da benim eski sevgiliye yazmaya başladı. Fark ettin mi? Sizin boyfriendlerden bahsediyorum. Benimkisi mükemmel diyemem ama onlar iyidir. Yaramazlıklar var mı? Yok, yaramazlık yok. Naydın. Diye düşünüyorum. Yani kulağıma bir şey gelmedi. Kiraz kız geldi. Kiraz kız. Ne yapıyorsunuz? Aşkım. Ay ne güzel bronzlaşmışsın. Teşekkür ederim. Makyaj çantanı ne yaptın Ceyda? Orada kaldı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Biz de tam sizin boyfriendlerden bahsediyoruz. Ne konuşuyordunuz? Hafta sonu yaramazlık yapmış mıdır falan filan. Hani bu bir testti ya. Eser ve Batuhan'la alakalı. Nasıl diyorum geçti test? Eser zaten testi çoktan geçmiş de. Evet. Batu da geçti. Batu da geçti sayılır da birazcık sorun işte. Sorun yok yani. Batu da gayet. Siz geçebildiniz mi? Bizi test yapacak bir durum yok. Biz zaten belirli bizim yolumuz. Bizi test etmelerine gerek yok kimsenin. Gördük videolarınızı. Ne güzel eğlendiniz. Çok eğlendim vallahi. Sezonu açtık. Biz de çıkalım. Bir baktım tam, Ceyda karşımda. Tam mekandan içeri giriyorum, tamam mı? Bir baktım Nur. O kadar kalabalığın içinde yani. Bu kadar, kadar tesadüf kadar olur. Demedik mi burada karşılaşırız? Ya da karşılaşırız dedik. Tamam da o kadar da değil. Sanki hani neyse aramışım ben seni, çık kapıya der demişim gibi oldu yani. Aynen. Ay çok şey ya, ne bileyim. Erkekler ayrı tatil, kızlar ayrı tatil. Ne kadar kötü bir yalnız şey bu ya. Yalnız şeyi fark ettim. Sizinkiler isterdim. Sizden daha çok eğlenmiş. Bizimkiler mi? Tam aksine ben daha çok yani ben kendi adıma konuşayım. Onlardan daha çok eğlendim eminim. Onların gittikleri yer benim gittiğim yerle çok farklı. Eğlence açısından daha iyiydi. En az çok gördüm şeylerini. Batuhan bikini giymeme karışmadı mı? Yok artık. Giydin. Niye karışsın canım? Orada herkes bikini giyiyor. Yani güzel geçti. Yani hiç tartışmıyor şunlarımız.
Yaşadılar onlar. Ki tabii doğal olarak yaşadınız. Tartışamadık aslında, daha çok belirsizlik var. Konuşmuyor musun? Harbiden mi? Yine mi? Ha. Nazlanıyor kız. Naz yapıyor. Yo, bu sefer... Ciddi ciddi. Ben. E kendisi de gitti. Bu sefer benim yani. Kendimi geri çektim. Mehtap. Ne yaptın? Ne oldu? Aman üf. Kendini geri mi çektin? Batuhan'a... Yani birazcık bazı konularda bazı şeyleri anlaması gerek Batuhan'ın. İlişki sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Hı. Mesela? Geçen Batuhan'ın başına gelmişti, kız fotoğraf çekilmişti. Ha, senin... Öyle bir şey yok öyle ya. Bir şey öyle mi? Çapkınlık mapkınlık değil bu. Bir şeye kızdı. Neye kızdığını bilmiyorum var, ne. Sadece çapkınlık veya kızın gelmesi, fotoğraf çekilmesi, patlaması yok, öyle gibi şeyler değildir yani. Haber vermesi falan değil mi? Gibi. Bir şey soracağım Azal. Sen Emre'yi yollar mıydın Balırma? Ay Hazal, Emre'yi yollasa sürekli böyle görüntülü. Neredesin merak aşkım? Ettim. Yollar çabuk söyle aşkım. Sanki. Etrafında kız var mı aşkım? Kaç kızdasın aşkım? Cansel, kaç kızdasın aşkım? Bizimkilerin yanında kız kanka var. Yollar mıydı? Yollar mıydı? Ya biliyorum. Şimdi mesela... O seni yollar mıydı? O yollamazdı. Emre, sen de onu yollamazdın. Emre gitti. Tamam mı? Bodrum'a. Oturuyor. Mesela Hande Yener falan olduğunu düşün aynı ortamda. Hande Yener ve Hande böyle Yener'in dans kızlar yanında falan var. Loca'da oturuyorlar. Artı başka kızlar ne yaparsın? Falan var. Loca'da oturuyorlar böyle. Hayır. Kızlar dans ediyor falan. Bunlar da sahneye çıkmış falan böyle dans ediyor. Öyle mi hayır. Olmuş? Öyle mi olmuş bu? Hande Yener ortada, Eser'le Batu burada böyle dans ha, onu ediyorlar. Onu gördüm. Falan. Loca'da oturduklarını loca'da gördüm. Var. Hayır. Oy. Yani tabii ki de istemem ama aşkım gitmek istiyorsa gitsin falan. He? Hayır tabii ki de şaka yaptım. Ne oldu? Sen de kendi içinde kararsızlık yaşıyor olabilirsin. Hayır ya istemem ya. Ya işte ondan yana değil. Niye istemezsin peki? Hani çevreye güvensizliğinden mi? Ona güvensizliğinden mi? Eğer ki bak dışarıda olsak, yani? Dışarıda olsak tamam. Görüşebiliyor olsak tamam okey. Hani ama görüşemediğimiz için niye orada aradan laf attın hemen? Öyle. İkisi ne dedik de, dedim. Hem çevreye güvensizlik hem Emre'ye güvensizlik. Neden karıştın yine? Yani burada biliyorsun... Bir şey soruyoruz, tartışmaya çevirmeyiz. Konuşuyoruz. Ya. Yani sen istiyorsun diye muhabbete katılmamak gibi bir lüksün sen yok istiyorsun senin. Sen istiyorsun ve istemiyorsun diye değil. Öyle bir lüksün yok yani, onu kafandan öyle çıkar. Öyle bir lüksün var veya yok demiyorum sana. Bizim tartıştığımız konular belli başlı konular tamam, zaten. Tamam, ben de fikrimi söyledim. Yalan mı? Değil. Hem çevreye güvenmiyorsun hem Emre'ye güvensen. Yalan olmadığını sen nasıl bilebilirsin? Daha doğrudan Hazal. Canım benim, sen yalan olmadığını nasıl bilebilirsin? Yapacağın üç şeyi yaptığın aynen. O adam bir geldi. Selamlar. Yani yaptığın zaman üç şeyi hiç özlemezsin. Günaydın. Aynen. Ama aynen. Hepsi biter, geri dönersin, rutine girersin, ondan sonra bir düşünürsün bence. Aynen. Bence hepimize olur yani. Aynen, rutine girersin, ay düşünürsün, şey düşünürsün yaparsın, yani. Koyarsın. Bir hayatın rutine ama geri dönmek sonra... istemem yani. Yok, no, zannetmiyorum. Asla. Adancım nasıl oldu? Sen iyi bir şey olamazsın. Neredesin ya? Ama belli de olmaz be Eser. Kimler ne laflarını yedi bu programda? Belli olmaz dönme yani. Dönme açısından mı? Ha. Benim hani dönme potansiyeli açısından mı söylüyorsun? Guest olarak guest. Bu koltuğa oturarak evet. Döneceğim. Ama eve girmeyeceğim. Beni ölür. Ne? Ben de. Aynen. Sen de mi? Finalde kim gidiyor abi? Kim çıkıyor? Kim hani... Tamam ben ikinci sezona olmak istemiyorum diyecek. Ne istemiyorum? Böyle bir soru mu soracaklar? Evet. İkinci sezona nasıl bir şey anlamadım. Finalde soracak? Şey soracaklar sana. İkinci sezona devam etmek isteyenler kalabilir, etmek istemeyenler işte çıkabilir. Hmm. Herkese mi soracaklar bu soruyu? Evet. Dani kalırsa ben kalırım. Okey. %100 yani. Biz bunu Hande ile birlikte karar vermek istiyorum ben. Böyle kalır, bir şey tek başıma karar kesin. Evet, kalırım. Ben bir şey söylediğim zaman konuyu allayıp budaklandırıyorsun. Koskocaman bir tatlım şey halledin. Tatlım benim bir niye? Şey söyledim ve söylemedin ya. Ben bir şey demiyorum. Senin ilişkin hakkında burada ben burada bir şey yapıyor. Konuşuyorum orada her ikisini de yapıyor. Evet. Ya, yani her ikisini de düşünüyor. Ya ben daha cevap vermedim ki.
Ya ben kendi fikrimi düşüncelerini söylemedim ki. Bari o da araya laf sokuyorsun. Ben cevap veremedim ki kıza araya laf sokuyorsun. Verdin evet ya. Cevabını ver Allah. Cevap... Ben de rahatlayayım. Verdin ya bilmiyorum. Hayır dedin ya. Daha ne cevap vereceğim? Cevabını aldın mı? Almadım alayım. Hayır dedin az önce. Hayır öyle bir şey olamaz demedin mi? Hadi. Ya. Canım benim farklı bir soru daha sordu. O sorunun cevabını sen benim yerime sen cevap verdin. Benim ay Hazal tamam. Hadi tamam. Beni kendi duyalım. Fikrini söyledi. Sen kendi fikrini söyleyeceksin. Evet. Söylemiyorum tatlım benim. Söylemese gerek yok ki belli zaten. Ya Emre'ye bir şey söyleyeceğim. Güvenmiyor olabilirsin şu an. Yani %100 güvenecek halin yok zaten. Zaten %100 kimse %100 hiç korsan bir insana %100 güvenmez. Bir şey söyleyeceğim. Bizim konuşmamızda en başından beri ben Emre'ye güvenmiyorum veya güveniyorum tarzında bir şey değil. Ben çevresindeki insanlara güvenmiyorum. Tabii ki anladın ben de mı? Aynı şekilde. Ben, tabii, dur dururken sen orada zaten. Oturuyorsun. Neyse. Hiçbir şey olmaz ya. Batu en küçük bir örneğini yaşadı geçen hafta. En küçük bir örneğini. Gelmiş kız kafasına dikilmiş. Kız yapsa böyle aa Emre ben seni çok seviyorum falan dese öpse. Yani böyle deli insanlar çılgın insanlar var anladın mı? Tabi o sırada fotoğrafını çekti. Yapıyorlar zaten. Biri bir şey yaptı. Bu işte. Büyük bir problem yaşanır bunun içinde. Sen bunu geçen hafta yaşadın. Daniel'le yaşamamış olabilir. Çünkü o rahat bir ilişki sürdürüyor. Ama ben böyle bir şey gördüğüm zaman küçük de olsa tartışma sebebi olur bu benim için. Ben de biliyor musun? Ben de görüyorum. Bana videoları geliyor işte kız sarılmış bilmem ne olmuş. Kıskanabilir mi? Kıskanıyorum çünkü ben. Erkeğini kıskanıyorum abi. Bu kadar basit. Ya, ben de kıskanıyorum ama mesela benim kıskançlığım buzdağının görünme kısmı yani ufacık. Çünkü ben onu hani içimde tutup ondan sonra onu söndürebiliyorum, yatıştırabiliyorum ve bitiyor hemen. Bunu yapmayı öğrendim çünkü anladın mı? Çünkü yapmazsan kendi kendine sinir ediyorsun. Ama ben diyorum ki tamam o da orada eğlensin ama yapabiliyorum. Gerçekten yapabiliyorum çünkü artık. Ben de burada eğlenirim. Zaten. Orada eğleniyorsa ben biliyorsun de orada eğleniyorum. Şey ben evde oturmuyorum pus pus o eğlenirken. Eğer ki tek başına eğlenecekse karşıdaki insan benim de tek başıma eğlenmeye hakkım vardır. Kesinlikle. O yüzden onu hiçbir şekilde kıskanmam yani. Ama güveniyorum ben kesinlikle Eser'e. O da bir, ayrı bir durum yani. Çiftler birinci olursa evlenmek zorunda falan. Zorunda bir şey yok. Yok abi bir şey. Bir şey yok. İlk puf yapan bu oldu. Aynen niyeyse ilk puf. Bir şey yok. Oğlum şurada beni evlendirin çıkmak gitmek istiyorum diyen sendin. yalan mı? Kankacığım ben hala evlenmek istiyorum. Ha, tamam ama mı? Zaman değil. Zamanı bırak. Şu an kafamda bir şey var. Onu ha. Final gününde sürpriz olarak benle Cansel yapacağız. Tuf 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 tuf. Don't worry. Yani sleeves var yani. Planladınız mı? Planladınız mı yani bunu? Bu bir yetişir mi peki? Evet, yani bir stratejimiz strateji var. Mi? Evet. Devam. Bir stratejimiz sen var. Sen zaten başından beri akıllı adamsın ya. Akıllıyım kanka strateji. Ben bugünlere böyle geldim. Biliyorum ve ben seni takdir yani. Ediyorum. Yanındakileri ezerek, halkı inandırarak bir yerlere gelmek güzel bir şey. Çünkü kuvvetini gösteriyor. Yanındakini ezdirerek mi? Yani yanındakileri ezerek. Ben seni ezerek mi buraya geldim? Bence ezdim. Hadi ya. Çünkü kuvvetli bir aday oldum. Burada senden başka kimsenin aşka inanmadılar. Bence ben kendimi şey ezilmiş hissettim. Ben öyle bir şey demiyorum. Konuyu saptırma Tankacığım. Ben kendimden bahsediyorum. Şu konulara girme benimle. Abi tamam. Ben... Zombi yaptı şu konuları yapma. Abi sen demiyor muydun? Abi tamam da. Oynama Tankacığım. Oynamıyorum. Oynama. Olanları söylüyorum. Sen değil miydin bana oynama, yakın arkadaşımken? Bırak. Dani'ye inanmıyorum. Dani'yi seviyor musun? Bırak Tankacığım. Bırak. Konuşturuyorsun. This week, yok sadece yani. Hatırlıyorum. Kötü bir şey mi? Hatırla yavrum. İstediğini hatırla. Hatırla buradan yavrum. Al bütün tecrübelerini hayatın boyunca Eser, pardon. Güzel Eser, bir pardon. Katkı olsun. Tamam susuyorum abi konuşmayacağım. Zamanında konuştuğum zaman çok saldırırsın fanlar zaten. Ben cezamı çektim. Ya abi. Çocukları bırakın ya. Sen demiyor muydun demin ona? Fanlar bak. Sen dedin demin senin ne kadar fanın var dedin güldün. İki hafta sonra seni tanımayacaklar. Ben miydim bunu gören? Deli miyim ben? Anlıyor ama kendinle çelişiyorsun şu an Eser. Sizi tanımayacak kimseyi tanımayacak. Kendinle çelişiyorsun şu an kanka. Kendinle çelişiyorsun. Kendimle çelişmiyorum abi. Evet çelişiyorsun abi. Farkında olmaz. İki dakika önce diyorsun ki. Bunlar. İki dakika önce fan muhabbeti yapamazsın ama. Bunlar hayali şeyler anlıyor musun? İki dakika önce fan muhabbeti yapan sensin. Sen bana benimle bir daha görüşmeyeceğim mi dedin? İki dakika önce fan muhabbeti yapan sendin ama. Fan muhabbetini kim yapıyor? Evet senin fanların var. Senin fanın var mı bilmiyorum. Bak olayı falan. Sen taktığını göstergesi bu kardeşim. Kardeşim SMS'ten konuşuyoruz Ercan'cığım. Tamam bana ama bunlarla gelme. Sen, abi gelme değil. Bak, sen bana, diyorsun bana ya. Alttan yüzüne soruyorum. Bana değil. Kardeşim, bana yüzüne soruyorum. Bana konuşmuyorum kanka. Yüzüne soruyorum. Yok canım. Ben bundan sonra laf konuşmayacağım. Ama alttan şey yapma. Çünkü bu karne hattısında konuşmayacağım. Sana yok canım. Burada kavga edecek bir şey yok. Ben kabulleniyorum. Kimseyle kavga etmiyorum. Kabulleniyorum. Ben sadece abi herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Burada boş laflara gerek yok. Aynen. Burada boş konuşmaya da gerek yok. O yüzden herkes
Haddini bilsin, kendini takınsın. Son haftamıza geldik. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, hafta sonumuz var bizim yani abi. İstediği gibi rahat bir şekilde gezip dolaşabiliyor zaten. Yani 9 ay olmuş, hiç böyle bir şey görmedim ben Emre'de. Ben başka bir şey anlatıyorum. Hayır canım, yani hiç görmedim. Şu anda onların ilişkisi ve bizim ilişkimizi yan yana koyup hani onu yüceltip bizi yermen çok sizi yanlış. Yermiyorum, yermiyorum. Bir bayan diyorum olarak ki onlar nişanlı evlenecekler. Kendine. Siz tanışma yolundasınız. Tamam. Senin bu kadar rahat hani, olman normal. İşte ben de onu diyorum. Nişanlı olunca daha mı tepede oluyor ilişki? Yani anlamıyorum. Yok, ya. Onu demek istemiyor. Biz, anlamıyorum. O, hani tabii ki daha tepede oluyor. İlişkimizi kıyasladığımda sen niye? Tanışma yolundasın. Onlar nişanlı iki tık önde. Bir bak, değil. Bak şöyle düşün. 2-0 öndeler. İki tane insan var. Bence Cem tamam Mehtap yarışma kafasında düşündüğü için iki tık bir tık diye söylüyor. Anladın mı? Haklısın da. Anlatacağım ona. Sen bir adamı çok seviyorsun. Çok aşıksın. Tamam mı? Ama o adam ya da sen evliliğe henüz hazır değilsin. Ama çok aşıksın, seviyorsun ve değer veriyorsun. Hayatının eğer merkezi buradaysa adamı buraya koyuyorsun. Ve diğer tarafta başka bir çift var. Birbirlerini belki senin kadar sevmiyorlar, senin kadar aşık değiller. Kesinlikle yani X, Y, Z kişileri. Ama evlenmek zorundalar. Ve evleniyorlar. Sence acaba hangi ilişki daha değerli oluyor? Biri sence 8 bu aydır burada, ikna olamamış oluyor. Daha nişan bile takamamış bir çift. Biri de daha 3 nişan ay gelmiş, kız gelmiş. Nişan sevginin büyüklüğü evet, küçüklüğü ortaya çıkıyor. Sahip başkasına bırakmamak bir şey var. Nasıl bir biri kafa de 3 ya? Ay içinde ciddi niyetle sen evlilik yoluna çıkmış bir şey. Sen hangi yılda yaşıyorsun? Ben de 2016'da yaşıyorum. 2016. Ama yani 8 ayda ikna olmayan Dani ile 3 ayda gelip de evleneceğim deyip nişan takan kızı. Gerçekten sen yarışma kafasıyla buradasın. Bu benim fikrim. Bu yermek falan değil, tamam mı? Ben 8 ayda ikna olmayacağım ama 3 ayda evlilik yoluna çıkmış, aile getirmiş, nişan takmış. Kendinle kıyaslama. Yani buraya bir tane asla böyle halka takınca şurada ben bir hafta o adamı kalmış, çok seviyorum. Sonra, öyle mi oluyor? Yani şey bekliyorlar. Bak bu davetiyesi dağıtıldı. O zaman İnsanlar sana göre söylüyor. Evli olmayan çiftler birbirlerini sevmiyorlar. Sevmiyorlar demiyorum. 2-0 öndeler. Evlendirme niye programındayız zaten. İşte ben ama bak. Sen evlendirme diyorsun ki, programı. Tabii ben ki. Evlendirme programına göre için, örnek vermedim şu anda. Ciddi olduğu için gelmedik mi? Genel olarak. Tamam, buraya niyetimiz programı ciddi unut olduğu için gelmedik programı mi? Programı unut. Tamam, unutayım. Tamam. 8 ayda ekle olmayan deneyle sana diyorum yan ki, yana dinle, koyalım. Dinle. Sen dinlemeyi hı öğren. Bir adamı çok seviyorsun ama çok seviyorsun. Tamam mı? Hayatının merkezine koyuyorsun. Yani ama nişanlanmamışsın. Evlenmemişsin. Ama çok seviyorsun ve çok değer veriyorsun. Evlenme ama teklifi almışsın. Komşunun kızı var. Evlenmiş. Ama adam kadar sevmiyor birbirini. Sence senin ilişkin mi daha değerli, onun ilişkisi mi daha değerli? Bir mantıken düşünsene. Aşkın yük, şimdi aşk derecesine göre illa değerlendireceksek. İmza mı olması aşksak lazım? Aşksa kalpteki Allah hani parayla imanın gizli olduğu gibi kimin de ne kadar sevdiği gizlidir. Evet. Çok seviyorum diyenlerin de ben gördüm yani burada ne evet, hale geldiklerini. Ben de aynı şekilde. Anladın mı? Hani senin kıyaslaman doğru. Çok seven kişi kendini ya da çabuk evlenmiş koy kişiyle çok seven kişi kıyasladığının bak, farkındayım. Mehtap sen bak gerçekten biz, sen böyle bakıyorsun sen, hayata arkadaşım. Ama sen burada Emre'yi eleştiriyorsun. Bak Emre'yi korumuyorum. Seveyim, sen bir kadına diyorsun ki madem sen kadın Allah yanındasın. Allah korusun sen var ya kadın yani, yanındasın. Poşetlerle falan yok, işte bakkala göndermezsin Emre'yi. Bu durumu sana neden sen sürekli Emre'yle Hazal konusunda nişan takmalarına rağmen ikna olmuyorsun? Ya Emre'yle Hazal boşver. Kendine örnek ver diyorum ya. Niye ikna olmuyorsun? Ya ben neye ikna olacağım? Bana merak ediyorum. Geldik sana bir hafta kalmış. Neden ikna olmuyorsun? Hayır. Etmiyorum. Konuyu Hazal'la Emre'ye getiremezsin. Ben şu an başka bir şeyden bahsediyorum. Ama sen Emre'ye dedin bakkala bile göndermez tamam, dedin Hazal için. Onu Hazal'a söyledim ama sana şu an farklı bir şey anlatıyorum. Ama farkında mısın? Bak, geçen gün de tuttum Hazal'a dedin ki ne demek biliyor musun bir insana? Ne yaptın? Farkında değilsin. Bak sen de dinlemiyorsun. Bak dinlemeyi sen öğren. Ben şu an Emre'yle Hazal'ı kastetmiyorum. Bak elle tutulur şeylerini söyleyeyim mi? Seni söylüyorum. Beni karıştırma. Olay ben değilim. Ben başka şu an bunu anlatıyorum. Olay ben değilim Daniel'e. Bir kere doğru ve düz konuşacaksın. Eğri oturalım doğru konuşalım. Emre'yle Hazal hakkında konuşmuyorum şu anda. Senin oyuncağın. Emre'yi çok kıskanıyorum. Göndermez. Emre ile Hazal hakkında konuşmuyorum. 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 Ve yaptığın yanlış. Dinlemeyi önce sen öğren. Anlatabiliyor muyum? Yaptığın çok yanlış. Bana dinlemeyi önce sen öğren. Kabul ettiremezsin başka türlü bana. Senin doğruların umurunda bile değil ama yani eğri oturup da doğru ama konuşmak da lazım. Şu mantarı kimse dedesin. Kimsenin şimdi desek ki Tankut senin oyuncağın, sen Tankut'u bakkala göndermezsin, poşetleri bile kendin taşırsın falan. Tankut'tan bahsediyorum şu an. Yok, dinliyorsan eğer beni. Yani, X, Y, Z. Daniel'e çok değer geldim. Kavramı. Yeter bir hafta kaldı. Değer kavramı. Yeter bir hafta kaldı. Değer kavramı. Bak geldin oturdun bak, bir hafta bir şey kaldı diyorsun. Gerçekten. Gerek yok. Kişisel geliştirme kitapları var. Hazal'ın oku sinirleneceği kendini noktaları teşhis etmişsin.
benim. Bak hayata böyle bakma. Çalışıyorsun. Hayata böyle hayat bakma. Benim hayatım. Sana ne nereden bakarsan bakarım. Böyle baktığın zaman çok ama dar. Emin ol senin baktığın kadar rahat bakamıyor insanlar. Bak, ciddi bir şeyin bir peşindeler. Burada kendi ya bir insan gelip de 3 ay burada oturur mu ya? Ciddi bir şeyin için çıkıp gelmişsindir. Arkadaşım senin mentaliten çok farklı. Benimki böyle çok Daniela, farklı. Senin çok vaktin var. Zaten seninle anlaşmaya çalışmıyorum. 8-9 ay benim boş vaktim yok. Sen buraya gelip ciddi bir şey için gelmeyeyim. Yarışma kafasında olmayın. Zaten bana ekmek elden su gölden bir kere para geliyor tamam mı? Bil hayatta. Hayır hayır tartışmıyorum. Seni bana ekmek elden su gölden para geliyor. Ben de gelmişim koca arıyorum de burada yatacağım yani. Burada var ya o kadar değişik karakterler var ki abi. O kadar yani inan ya. Abi oturup açsana ağzındaki baklaları çıkarsana. Ya bakla yok abi. Ben sevmediğim bir huydur. Abi geç şuraya. Çat çat. Söyle abi nedir yani? Herkesin menfaati için ben gideyim abi. Ben daha bunu hayır abi bir şey söylüyorsan. Hayır abi. Anladın mı? Kimseyi üzmek, kırmak bilmem ne yapmak istemiyorum. Bak böyle daha çok kırıyorsun ama. Oğlum bizi aşağılıyorsun şu anda. Son bir hafta kalmış. Kanka bizi aşağılıyorsun. Gel bizle zaman geçir. Yok yok hiç gerek yok. Özlersin. Bir hafta sonra. Dedim bir daha seni görmeyeceğim dedim ama özlersin abi. Görmek istemediği insanı görmeyecek. Biliyorum zaten sen bu hafta telefonuma cevap da verdin. Beni görmek olmayacak. Istemiyorsun. Sana kendimi göstermeyeceğim bu hafta Eser. Beni görmek istemediğin için. Yok kanka niye ya seni niye görmek istemeyeyim? Ne bileyim abi. Telefonuma cevap vermedin, kalbimi kırdın. Bir de biraz evvel burası bitince kimseyle görüşmeyeceğim dedin. Dışarıda mı? Tankut. Bizi aşağıladın kanka. Görüşebiliriz bir gün. Neden olmasın? Demin dedin ki seninle görüşmek istemiyorum dedin kanka. Ne o kısmet olursa görüşebiliriz bir gün. Neden olmasın? Yani yani bilmiyorum umarım. Şimdi umarım mı dedin? Umarım görüşebiliriz. Why you hate me so much, bro? I don't hate you so much, but we've gone through too much. Umarım. Not too much, but a little bit. No, a little too much. Biraz fazla yaşadık. Biraz tık fazla yaşadık. Ne yazık ki. İşte Sevda Hanım da demiyor mu abi? Önemli olan ayıpsız ayrılık diyor. Ayıpsız ayrılık, doğru. O yüzden... I mean, why not? Biz belki çok yukarılara çıktık, yükseldik ama ayıpsız ayrıldık ki abi. Birbirimizin suratına bakalım. Sizin mekana gelirim falan beni tanımamazlık yapma. Kimseye gider yani. Kimse yok ya. Pardon kesiniz falan. Hiç şey. Mehtapcığım sen 8 aydır burada kimsesiz oturuyorsun. Onu ne yapacağız? Sen ilk önce bir insanlara nişanlısın onu yapamıyorsun. İşte sevgilin var bunu yapamıyorsun diyemeden önce bir dön kendine bak. Aha de benim neyim vardı? Kim beni istedi de? Kim benim bu çenemden beni istedi de? Bak senin söylediğin o şey var o kadar doğru ki. Mehtap hayatını bu yarışma programı üzerine endekslemiş. Ve ona göre buraya gelen herkes... Peki onlar senden bir adım önde bir adım... Kardeşim burada millet yalnız... At koşturmuyor gibi. Burada. Aynen. Anladın mı? İnsanlar evlenmeye çalışıyor. Evlilik basit bir şey değil. Sen evlenmiş boşanmışsın bunu daha iyi bilmen lazım. Hatalı bir evlilik yapmışsın. Öğrenmiş. Benim annem babam hatalı bir evlilik yapmış. Senin annen baban hatalı bir evlilik yapmış. Biz de dikkat edeceğiz tabii ki. Herkes dikkat edecek. Ya ayrıca gerçekten bir çok saçma bak, değil mi ya? Yarışma programı için sırf evlenmek. Şimdi şunu düşünmesi lazımdı. Ben gerçekten hazır olmadığımı hissetmesem, gerçekten bu adama değer vermesem, kendime değer vermesem, ben o yüzüğü takardım, evlenirdim. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Mehtap senin yaptığını doğru olduğunu farkında. Bu daha ama samimiyetsiz değil mi? Yok canım laf olsun, torba dolsun yani. Aynen bak onu diyecektim. Bu beni ben şu an samimiyim. Tamam, esas işte onu yapsaydım samimiyetsiz olurdum. Tek amacı senin yaptığın doğru olduğunu farkında. Tek amacı yermek. Bu kadar. Tek amacı ne biliyor musun? Ama başaramıyor. Konuşmak. O yüzden seninle iletişim kurmuyor. Sadece konuşmaya çalışıyor. Ve şundan bahsedip duruyor. Bak farkında mısınız? Kullandığı anahtar kelimeler var bazı. İşte Türk örf adetlerimiz, bilmem nelerimiz. Amenna tabii ki. Geleneklerimiz, göreneklerimiz. Evet. Bunları niye kullanıyor biliyor musunuz? Halk işte evet aynen öyle. İnsanlar şöyle desin. Mehtap çok konuşuyor ama niye konuşuyor? Çünkü Türk geleneklerine çok aynen bağlı bir kadın. Çünkü bu yüzden tamam, insanlara şey itiraz ediyor. Mehtap mı Türk geleneklerine mi karşısın diyorsun? Ne oluyor? Ondan sonra Sokak röportajında gene dörtte kalıyor, gene dörtte kalıyor. İnşallah fazla alır bir gün. İnşallah daha fazla alır. Ama beni sevsinler diye uğraşıyor bazı kelimeler kullanarak ama olmuyor. Ya sadece Türk örf yok adetlerine uyarak da yani gelin olunmaz yani. Önce bir insanlık önemli olan. Önce bir içindeki insanlığı göster ki, o iyi niyeti göster ki sonra örf ve adetlere gel. İnsanlık, iyi niyet. Oradan konuş. Çok teyit geçiyor galiba Mehtap ama ben şu anda gerçekten Mehtap sadece hayatına yarışma programı sokmuş.
ve yarışma programından ibaret yaşıyor. Ne kadar acı olayla bir şey. Olayla trajikomik hale getirmiyor mu yalnız? Diyor ya işte çocuğu evli, işte karısını, aynen, çocuğunu evde bırakıp gidip partilerde, hocalarda eline bilmem ne. Biz neyden bahsediyoruz? Sen neyden, aynen, bahsediyorsun? Ben değerden bahsediyorum. Evlenmiş adam diyor. Yani Hazan'la Emre evlenmedi. Niye bu kadar arabesk? Ve farkında mısın? Ben insani değerlerden bahsediyorum. X, Y, Z diyorum. Hı-hı. Ama o dönüp dolaşıp Hazal ve Emre, Hazal ve Emre. Çünkü seni hayır, vurmaya çalışıyor değer, sadece. Hazal ve Emre, Hazal ve Emre. Hayır insani değer, Hazal ve Emre. Allah'ım ya! Çünkü savunabileceği bir şey yok ki o konuda. Allah, ya millet ya bir şey yok, beni bak, duymuyor. Hani, duymuyor beni. İşte kapamış kulağını. Çünkü kendi kendine laf sokma çabası. Millet 10 sene nişanlı kalıyor, duyuyor. Tamam mı? 10 sene nişanlı kalıyor. Gelinlik bakmaya giderken ayrılıyorlar. Adam... Yani senelerce birlikte bir sevgililik dönemi var. Hiç evlenmemiş. Gayet mutlu. Mesut, evet, yani. Bu da olabilir yani sonuçta. Evet. Ben önce buraya bir evlenme yani niyetiyle geldim. Ama buradan evlilik şartı yok ki. Yani sonuçta ben kendimi öyle endekslemedim. Sırf yarışma için evlenmeye gelmedim yani. Ya bazı şeylerin hayatımdaki kişiyi lazım buldum sadece. O da bana yetti. Çok ben gerçekten anlayamıyorum. Hele ki Mehtap'ın şunu demesi lazım. Mehtap'ın nasıl düşündüğü ben düşün, anlayamıyorum yani. İyi düşün. Emin ol öyle evlen. Çünkü Mehtap daha önce bir evlilik yapmış bir insan. Sen evlilik yapmamış bir insansın. Tecrübeli bir insan, tecrübesiz bir insana Mehtap uyarması gerektiği yerde. Diyor ki sen 8 aydır birlikte senin evlenmedin. Ama sana benim ne gibi düşünmüyor ki o. Onun kafası çok farklı. Şunu Yıldırım demiyor ya, şunu demiyor. Dani, sen işte nişanlı değilsin Tankut'la. Sen bilmem ne, sen bilmem ne. Ama aslında şöyle demesi lazım. Ya Dani, ben Tankut'u elde bile edemedim ki. Ben ne diye sana laf atıyorum? Benim elde edemediğim adamı elde etmişsin. Bir de ben sana diyorum ki sen onunla evlenmeyeceksin. Doğru. Diyorum. Ya bana ne, doğru, kardeşim? Var mı böyle bir şey? Mehtap, Mehtap kimi elde etti ki zaten burada? Oo. Elde etmesi etmemesi de problem değil. Sen bunu yapamadıysan karşındaki insana sadece laf atmak için atıyorsan, aynen, saçma duruyor. Senin eleştirilmeye saçmalı, her türlü bizim hakkımız var. Evet. Her türlü eleştirileceksin kardeşim yani. Ya kusura bakmasın da ben gerçekten Mehtap hayatında hiçbir zaman mutlu olamayacak, bunu düşünüyorum. Çünkü onun yani mantalitesi çok acayip. Annesiyle görüşmüş, beni Ankara'ya davet etmiş, misafir olarak diyor gelsin. Kız bana bak, yoksa sen Ercan'a aşık olmaya mı başladın? Benim korktuğum sadece bazı şeylerin büyüsü bozulacak sanki. Ben sırtımı yasladığımda Batuhan'a karşı düşebilmekten şu an korkuyorum. Tamamen güvenemiyorum ona. Yarışma bittikten sonra benim içimden böyle bir ses sanki uzaklaşacağız gibi geliyor. Adnan'la ilişki yaşamaya başladık. Yok artık. Sevgili olduk. Gerçekten böyle bir gruplaşma hissediyor musun şu an? Hissediyorum tabii canım. Hissetmesem zaten bunu konuşmam. Bu zamanında seni de korudum. Sen ne yaptın? Beni arkamdan bıçakladın. Ödül olan bir yarışmadaysak, insanlar buraya biraz da ödülü kazanmak için, doğru, gelmiştir. Bana kim duymamı sağlayacak, ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir düşün bakalım Mehtap, acaba hiç... ne yaptın? Sen Erdem'i istiyorsun, alayım mı? Erdem'i istiyorsun. Oo. Aşkım bilmiyorum ne zaman son bulacak. Hiç son bulmaz. Ceyda'nın eski sevgilisini alınca Ceyda da benim eski sevgiliye yazmaya başladı. Fark ettin mi? Abi şimdi? Abi iyisi. Hande ile güzel bir hafta sonu geçirdiniz telefonda. Telefonlaştık. Zaten suratım gidiyor. Mesaj atmıştı bana, çok güzel konuşmuş. Annesiyle konuştun mu kanka? Annesi sağ olsun. Konuştum, ben annesi? Konuşmadım annesiyle. Ha ben de Hande ile konuşuyorum. Annesiyle görüşmüş. Beni Ankara'ya davet etmiş misafir olarak diyor gelsin görüşelim falan. Ciddi misin? Evet, Allah vallahi, programdan sonra. Evet. Programdan sonra misafir etmek istiyor. Valla ben dedim yani söz vermiyorum ama kısmet olursa seve seve gelirim tabii ki. Çünkü işlerim şey... Kanka biz sana söylüyorduk da
Hande de değil, Hande'nin annesi de bayağı hızlı. Evet, demek. Annesi sağ olsun. Annesine buradan çok selam ve saygılar. Anlamadım ki ben. Allah razı olsun. Seni çok sevmiş kardeşim, demek ki. Yeni, vallahi çok farklı çok bir duygu. Annesi davet ediyor. Çok bence sen duygu. Gitmelisin hemen. Seve seve gideceğim. Ben sadece... Çünkü annesiyle tanışacaksın. Sonra diyeceksin ki annesi neyse kızı da olur. Abi yok diyorum ya zaten gerçekten annesi... Böyle bir laf vardı. Allah razı olsun annesinden. Çok sevindim. Yani annesi de Hande gibi şeker bir kızdır diye düşünüyorum. Sadece kafamda şu var. 3-4 günlük bir planladığım işler var. O işlerin uzamaması dahilinde koşa koşa giderim yani. Hiç problem değil. Ama annesine çok bak, sevindim yani. Çok onurlandırdı beni. Allah razı olsun. Tabii ya. Değişik, çok değişik bir durum. Allah Allah. Ne kadar açık. Çok değişik bir durum. Abi benim aklıma bak. Hande'nin annesi, Hande'ye baba da olmuş bir kadın. Biliyorum. Aynı zamanda. Konuştuk. O yüzden yani böyle bir insanın sana bu şekilde açık bir şekilde gel demesi bence çok çok güzel. Çok güzel bir çok teklif. Güzel ve çok, çok güzel bir açık yüreklilik örneği yani. Sen ne diyorsun ya? Olağanüstü. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Ya ben de çok istiyorum. Sevgiler olsun. Aynen. Selamlar, saygılar. İnşallah en kısa zamanda yanınızda olacağız Hande'yle. Belki o gelir buraya ama son hafta getirmez. Yok o gelmeyebilir de bitmek üzere program biz gideriz. Ha. Aynen. Hande'yi de Hande'yi de yaşadığı yerde göreceğim. Çok güzel değişik bir gibi. Allah Allah. Hadi şoklardan. Dön 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 şok. Kanka ben hayatımda hayatımda nadir böyle bir adamsın şey sen. Ben böyle çok nadir bir ilişki hayatımda gördüm. Kardeşim Hande nadir... çok nadir bir kız. Sen çok nadir bir adamsın. Hepimiz kendi açımızdan yok, özel insanlarız. Yok hayatımda gördüğüm böyle ilişki ciddi bakımında. Ciddi mi? Evet. Yani herkes burada bence kendine münhasır özellikleri var abi. Herkesin kendine münhasır özellikleri var. Yani bizim nadir olmamızın sebeplerinden bir tanesi bence bizim açık yürekliliğimiz. Ben de çok açık yürekli bir adamım. Ki ailesi de öyle. Bir gelin adayının annesini kalkıp da işte misafir etmek istiyoruz gelin yüz yüze de tanışalım demesi çok güzel bir açık yüreklilik örneği bence abi yani. Evet. Bunu herkes yapamaz. Evet. Bunu annesinin bunu söylemesi de sadece ilişkimizin program çerçevesinde olmadığının en büyük göstergelerinden bir tanesi zaten bence bu. Ben kendi fikrim. İstanbul kadını diyoruz ya böyle İstanbul kadını deyince benim aklıma sadece iki çeşit karakter geliyor. Hı. Bir İstanbul kadını var farklı hani işte ne bileyim bazı şeyleri yaşamış kadını, iş kadını da değil normal çalışan bir kadın işte neyin olduğunu biliyor, ayakları üzerinde duruyor falan filan. Bir de bir kadın var. Çok acı şeyler yaşamış, çok bilmem neler yaşamış. İşte diğer kadın o acıları bilmem ne okumuş, işte şey yapmış, çalışmış bir şekilde atlatmış bir kadın. Burada çünkü hani deriz ya İstanbul'da yaşamak zordur bilmem ne. Evet. Öyle bir insan. Ondan sonra diğer tip kadın da şöyle bir insan. Onları yaşamış, etmiş bilmem ne tamam mı? Kendi bunları kıskançlık olarak almış. İşte guard olarak almış. İnsanlara bir guardı var tamam mı böyle? Kıskanç, en baştan şey yapıyor. Hemen savaşı açıyor en baştan. Ondan sonra diğer insanları kıskanıyor. Niye onlar bunları yaşadı? Niye benim bunları yaşamaya fırsatım olmadı? Niye böyle? Niye şöyle? Aynen. Kıskanıyorum bilmem ne diyerek şey yapıyor. Kardeşim bunu kendi lehine çevirebileceğim bir durum aslında hayatta. Hadi sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi konuda abi? İkinci yarı olursa. Abi ben çok kararsızım ya, bilmiyorum. Buradan yani... daha iyi bir yer var mı? Yeni adayı arama açısından. Hani dışarıda daha bir iyi bir ortam var mı yoksa burası sence iyi mi? Bir ilişki bir kere ilişki başlatıp yaşamak konusunda açısından. Burası inanılmaz bir yer. Değil mi? İnanılmaz. Çok, bence de. Çok fikrim var. İnanılmaz. Bir kere sinir sistemini kuvvetlendiriyorsun burada. Kuvvetlenirsin yani. Sabrını güçlendiriyorsun. Sabrın güçleniyor. Ve burada bitmeyen bir şey dışarıda hayatta bitmez. Aynen. Hayatta bitmez. Yani. Hiçbir şey bitiremez. Doğrusu hiçbir şey. İyi bir sınav diyorsun yani. Burası çok iyi bir sınav. O konuda çok iyi. Çok iyi. Ama yani. Ben aradığımı buldum mu maalesef. Peki yani burada... aramaya devam o zaman kötü bir şey değil senin için yani. Abi niye kötü bir şey olsun? Yani, ben bu mantığa... Kalabilirsin. Hayır, yani, şu anda mantık olarak da... Vallahi çözemedim. Abi, ben illaki gitmek istiyorum. %50. Ha. Eğer yeni yarışmacılar gelirse... Çünkü şu an benim ilgilendiğim kimse yok. İlgileneceğimi de sanmıyorum karşı taraflarıyla. yeni yarışmacılar gelirse neden olmaz? Sana bir tane bakarım. Getireceğiz Ali Çam. Abi zaten normalde hep birisi ediyor, birisi geliyor evet, yani. İllaki yani. Öyle bir şey açık. Evet. Ercan ne yapıyordur acaba? Acaba. Bak bak sen. Bak 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 bak. Ay Deni. Ercan deyince sonra kız diyeceğim. Kız bana bak yoksa sen Ercan'a aşık olmaya mı başladın? Hayır böyle bir ya. Yanında öyle bir telefonla şey falan konuşunca burnunda bir... ne var öyle? Gel çiçek bakayım. Olmuş. Çiçekleri kokladım ya. Simsiyah olmuş. Sana bir şey anlatacağım. Mor mor ne anlatayım. Özel. Tamam anlat. Burası özel konuşma yeri zaten. Anlat hadi. Aa, bunu da duyabilirim. Ne oldu?
Özel, tam sen da. Önce bir soruma cevap versen, yoksa Ercan'a aşık olmaya mı başladın cidden? Sen farkında mısın onun telefonla konuştuğunda nasıl güldüğünü? Böyle bir, ay Ercan arıyor. Böyle abartma, o öyle yapmıyor. Ya evet yapıyorsun. Ben görüyorum. Böyle arıyor ya böyle, aa diyor. Yaşasana Ercan. Öyle falan da yapmıyorum ben, abartma. Yapmıyorsun ama o kadarını. Ya onunla konuşmak hoşuma gidiyor, çok komik çocuk. Hoşuna gidiyor işte, ne güzel. Hayır yani insan bazen hisseder ama farkında olmaz, kendine itiraf edemez. Bence seninki de böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bana hediye almış biliyor musun? Ne almış? Böyle anahtarlık ama üstüne Hande yazıyor. Ne yazıyor? Hande. Hande mi yazıyor? Hı. Aa, Bursa'dan mı almış? Aynen. Aa süper. Hı, bugün verdi. Bana bak, Ercan da sana karşı bir şeyler hissediyor ciddi ciddi. Onun farkında mısın peki? Farkındayım. Hı. Ha, Ercan'ın hislerinin farkındasın ama kendi hislerinin farkında değilsin, öyle mi? Yani aslında tam olarak öyle değil. Hı. Ya da farkında olmak mı istemiyorsun? Hayır, bir şeyler hissediyorum ama ha, aşk boyutunda değil şu anda. E tamam, aşk olmasa da ileri derece hoşlantı olabilir. Olabilir. E çünkü ben senin gözlerinden, konuşma şeklinden artık anlıyorum. Artık tanıdın değil mi beni? Anlıyorsun. Bakalım bak, hayırlısı. Ne umdun, ne buldun, nelerle karşılaştın? Ben sana bu evin sürprizlerle dolu olduğunu söylemiştim. Kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Diyordun ki, ay yok ben Ercan'la yapamam bilmem ne falan filan derken sen tut bu çocuğa aşık olmaya başladın. Aşık olmadım ya. Aşık değil mi? Aşık falan değil mi? Tamam, aşık değilsin de. Sadece hoşlanıyorum o kadar. Böyle giderse böyle bu ihtiras, bu heyecan, bu böyle nasıl söyleyeyim? Şimdi buradaki ilişkiler çok ihtiraslı, çok heyecanlı. Çünkü hafta sonu görüşemiyorsun. Hafta içi onunla görüşmek için aynen, sadece telefonla konuşabiliyorsun. Aynen, sadece telefonla görüşüyorsun. Ve bildiğin bayağı böyle ihtiraslı, heyecanlı ilişkiler yaşıyoruz. Şimdi aynen, dışarıda istediğin zaman aşkım ben buradayım, hop geliyor, görüşüyorsun, konuşuyorsun. Onları yarım bırak, gel bir konuşalım. Dur ya. Ya. Ne konuşuyoruz? Ben mutfakta daha hararetli konuşuyorum. Ama burası çok sıcak. Yok yok değil. Burası benim daha senin özel alanın. Alanım. Aynen, burası senin özel alanın. Kesinlikle ilgi alanın. Burası benim ilgi alanım olduğu için burayı ben şimdi yarım bırakamam. Hmm. Sen şimdi utandım, alanı terk etmek istiyorum demiyorsun ama. Ay aslanım bunun benim var ya, helal. Bunu görmek için müneccim olmaya gerek yok ki. Yani aradığında gayet de duygulandığını, gayet de heyecanlandığını görebiliyorum yani Hande'ciğim. Ya heyecan değil de böyle şey hoşuma gitti. Ya neyi hoşuma gitti biliyor musun bak? En çok etken, üç tane etken var. Birincisi... Dur şöyle geçeyim de seni göreyim. Birincisi köpek beslemesi ve hayvanları çok sevmesi çok önemli benim için. İkincisi biliyorsun annem hani Ercan'ı çok seviyor. Burada beni savunduğu için. Ve ilk geldiğimde biliyorsun ki sadece Ercan erkekler evinden beni savunmuştu. O annemin çok hoşuna gitti ve gerçekten Ercan'la olmamı istiyor. Zaten seni Ercan'a iten en büyük faktör annendi. Yani ya benim aklımda yokken annem aklıma soktu, o doğru. Ben biliyorsun o gün zaten yanındaydım. Annem bayağı bir senin Ercan'la olmanı istiyor ve sen de anneye yani nasıl hürmeten mi derler? Ne ya derler? Hani anneler her zaman bir tık daha fazla biliri düşünerek. Anneler evet her zaman şey oluyor. Yani bazı şeyleri görebiliyorlar, anladın mı? Çocuğu için en iyi şeyi istiyor. Evet. Ya bu tabii ki de etken oldu ama şu da bayağı bir etken oldu. Onun da babasının olmaması, ailesine kol kanat germesi falan bunlar benim için çok önemli şeyler. Ama çok erken oldu bu. Ama bu kadar erken olacağını beklemiyordum ya. Sen 2 dakika bekletebilir miyim? Bekletebilir misin? Vallahi bekletemezsin. 2 dakika kardeşim. Yani sorayım. Tamam, gidiyoruz. Aa. Daha 3 tane asker oldu be. Ne güzel çok yapacaktın. Davranını arada yaparsın. Ha? Yok be, artık oraya geçince esprisi kalmaz işin. Seyirlik değil, ömürlük olsun. La 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 la. Yok.
çalışırken daha farklı olmasını beklerdim herkesin birbirine karşı. Nasıl? Ayrılacağız çünkü hepimiz. Ya ayrılık sonuçta yani hepimiz büyük bir ayrılık değil. Yani sonuçta dünyanın öbür ucuna gitmiyoruz her birimiz yani. Ama şöyle bir şey, burada birlikte yaşıyoruz diye düşünsene. Sadece uyuduğumuz zamanlar ayrılıyoruz yani. Benim korktuğum sadece bazı şeylerin büyüsü bozulacak sanki. Yani korkuyorum işte. Nasıl yani? Anladım. Yaz geldi. Etkisi bazen gözümü böyle kapatıyorum her şeye. Çok mutluyum böyle, rüyada gibiyim. Gözümü açınca da savaşın ortasında gibiyim. Değil mi? Çok yorucu. Bazen insan birkaç ay sonra ne olacağını tahmin edebiliyor ya da bir planlanmış bir şey var. Sonucu belki biliyor ama daha farklı bir şey yapmak istiyor. O sonucu geleceği değiştirmek istiyor. Kastım şu. Mesela Batum'un başka planları var. Senin diyelim başka planların var. Değil mi? Ama ortada gerçek olan ve ortak olan bir şey var. O da birbirinizi sevmeniz. Olay şu, planlara göre mi yön vereceksiniz, sevginize göre mi yön vereceksiniz? Ne bileyim, çok kısa bir sürede bu kadar çok yorulmuş olmam. Evet. Ya da zaten yorgunluğun üstüne biraz daha fazla yorgunluk. Şeyi düşünür. Çünkü buna karar vermen gereken bir zaman geleceğini hissediyorum senin bir gün. Sevgine göre mi yön vereceksin hayatına, yoksa planlarına göre mi yön vereceksin? Çok önemli. Unutma. Ben her zaman kalbimin sesini dinledim Cansu. Kalbinin sesini dinledim. Kalbinin sesini her zaman dinle. Ama ne zaman biliyor musun? Karşıdaki insan kalbinin sesini dinleyerek hareket ediyorsa, hayat planlarına kalbinin sesini dinleyerek yön veriyorsa, anladın mı? Ne demek karşındaki insan daha büyümemişse, çocuksa, o zaman kendimi bir anne gibi hissediyor olmam. Çok güzel bir şey aslında, bir yandan da çok kötü bir şey. Bazen kadınlar öyle hisseder mi? Ama şöyle bir şey, Batu çok gelgitleri olan bir insan. Senin sevdiği kesin ama gelgitler yaşayabiliyorsunuz. İşte telefonla burada, biliyorsun zaten. Bunlar seni yorduğunun farkındayım. Çok acayip şekilde düşünüyorsun bilmem ne. Bir dönem, sadece bir dönem ben de öyleydim. Bu senin beynini yorar arkadaşım. Gerçekten yorar. Hani ben yaşadığım için söylüyorum. Hiçbir şekilde Nur düşünmemeye çalış. Hiçbir şekilde. Çünkü sadece kendini yormuş olacaksın. Bilmiyorum ki ne yapacağımı bilmiyorum Cansel. Bazen çok yoruluyorum. Hiç ama uğraşmak hani insanların, bile istemiyorum. Yani. İnsanların öyle dönemleri olur. Mesela Eser'in öyle bir dönemi oldu. Benim de öyle bir dönemim oldu. Ama belli bir günü yaşıyoruz. Aynen. Yani. Ama her zaman olmaz. Gel git olmaz. Yani tartışma hafta çıkar herhangi bir şeyden falan. Ama gel git ayrı bir şey. Tartışma şeydir bile çıkmadığı halde biz i̇şte böyle. Sorun o. Sorun, sorunun ne olduğunu bilmemem. En büyük sorunumuz bu zaten. Ne sorunu? Ya da sorunun aslında gerçekten sorun edilecek bir şey olmaması. Gerçekten olmaması ama. Ben üzüldüğümde, benim başıma bir şey geldiğinde, bu adamı tek telefonumla aradığımda, tek bir kere aradığımda açacak ne oldu diyecek. Ya ben bunu bilmek istiyorum. Kendimi nasıl desem ya? İnsanın varlığını hissettirmesi. Şöyle bir şey var Cansel, bunu bilirsin yani. İnsanın babası nedir? Hani bana göre anne böyle daha böyle merhametli gelen bir şey.
Baba da böyle daha çok güç simgeleyen, yani dağ gibi sırtını dayayabileceğin bir şeydir. Evet. Anladın mı? Evet. Şu an benim babam yok açıkçası yani. Ben tamam ayaklarımın üstünde durabilen birisiyim ama o, çok o sırtımı yasladığımda diye güvenebileceğim bir insan istiyorum hayatımda. Babam olmadığı çünkü için onun eksikliğini hissediyorum. Aynen onun figürü bir insan hayatıma sokmaya çalışıyorum ki bu Batuhan'da gerçekten var bu. Babalık zaten figürü. Yani ben Batuhan'ın ciddi manada mükemmel bir baba olacağının farkındayım. Bu potansiyele sahip. Ama gel gelelim. Potansiyele sahip ama bu sorumluluk hissini kendisine henüz yüklememiş. Ben sırtımı yasladığımda Batuhan'a karşı düşebilmekten şu an korkuyorum. Tamamen güvenemiyorum ona. Beni tutacağından emin değilim. Buna güvendiğim zaman zaten evliliğe hazır olacağım. Bana soruyorsan evliliğe hazır mısın değil misin? Değilim. Çünkü sırtımı sana yaslayamıyorum şu an bak. Kesinlikle. Saçma sapan bir sorun yüzünden biz şu an konuşmuyoruz. Şu an geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Telefonu kapalıydı en son. Bilmiyorum yani. Ben bunları yaşamak zorunda değilim. Bu kadar değer verirken değilim yani. Haklısın. Bazı şeyler tam birleşmiyor, eksik kalıyor. Bazı şeyler oturmuyor. Belki de bilmiyorum. Evliliğe hazır değildir. Bu ne? Ne oldu? Bu ne? Çok bu ne? Havasız burası. Sen niye çok buraya sıcak geldin? Ben oraya gelmek istiyorum. Ay keşke oraya gelseydin. Merhabalar. Olmaz biraz da sen. Danika. Oy. Oy. Of. Ne yapıyorsun? Of, şu klima aç. Ben açarım. Ben bayılırım böyle. Annecik. Haber? İyi canım. Sana bir sürü balon yapacaktım. Erkenden ya çağırdılar. Ses tonu hemen şey de değişti. Bak, bak, bak. Yürüyüşe ay, de bak, bak. Bak böyle. Ne haber? Ya ne alaka ya? Evet, bunlar ay, senin içeri bak. Artık sizi baş başa bırakmasam. Yok canım, otur, otur. Galiba. Otur, ver bakayım mi? İçinde küçük nokta var. Da patlatacaksın bunları. Şöyle karşımıza. Okumak istiyorsan bunları patlatman lazım. Ya versene, bakacağım. Ya da sen şöyle yanına otur. Dur, ben Ceydo'ya selam vereyim. Ceydo, ne yapıyorsun? Dur. Ha, bir şeyler yazmış. Ne yazmış? Aa. Onu nasıl koymuş onun içine öyle? Ya şimdi bir dakika. Şimdi 20 tane falan yapacaktım. Erkenden çağırdılar. Orada o zaman yarım kaldı. Ben çok korkarım biliyor musun balon patlatmaktan? Patlatacak, patlatma. Patlatacak, hayır patlatacak. İyi bir şeyler yazmış. Masanın üstünde lazım. Patlat, masanın üstünde. Hadi bakalım patlat. Ay dur ben korkuyorum. Bir, iki, dur ben patlatabilecek miyim? Al sen patlat. Ay dur ben kalkayım. Ya bence kendisi patlatsın, işin esprisi orada. Tamam hadi. Ya patladım. Ya. Ya git koymuş içine. Acaba patlat diğerini. Tamam dur. Oraya yok, koy. Yok yok elimden tut patlat bir şey olmaz. Adam öldü mü yok korkma. Onları da sen süpürürsün artık. Sıra bunda. Ah. Ne var içinde? Notlarını bul. Vay bak wow. bak. Küçük şeylerin içine büyük notlar ama çok yaratıcı. Bravo. Daha bundan 20 tane bana yapacaktım ben. Bana böyle şeylerle ben gelin ya. Ben bundan 20 tane yapacaktım ama çok 3 tane yaptım çağırdılar hemen. Aa bu fikri sen kendin mi yarattın? Süper. Wow. Dedim ben Ercan dedim aşık olunca dedim içinden başka bir Ercan çıkacak dedim. Ay çok tatlı. Daha hayalindeki gibi olmadı ama bir sürü balona yapmıştım. Güzel ay, güzel. Ay ne kadar güzel olurdu böyle. Oku ama bakayım olsun. Ne yazıyor? Dania oku bakalım. Evet. Ay okudum ama utandım. Onu da sallama. Utangaç kız, şeker pabuk kız. Ama oku çok sıcak. Ay çok utanmış. Ses tonu nasıl değişiyor senin yanında ha? Ne alaka? Ne alaka? Can değil canımsın. Hmm. Bu bir. Hmm. Bir. Bir ömür boyu birlikte. Bu iki. İki. Sen hep yanımda ol. Bit. Üç. Dördüncüsü. Ay. Dördüncüsü nerede? Dördüncüsü burada. Seni çok özledim. Ne? Ne? Seni çok özledim dedim. Wow. Ben de. Hay Allah'ım aşk pıtırcıkları ya. Tık sıra tipe bak. Ay ben bu kadarını vallahi çekemeyeceğim. Sen benim her şeyimsin. Ha? Yani ne? Şunu bak yani. Senin bazı şeyleri bak ben şöyle bir insan diyeceğim onu yapma bunu yapma demem çünkü sen çocuk değilsin onu diyecek olursam zaten seninle ne işin var yetişkin adamsın senin ne yapıp ne yapmayacağını bildiğini biliyorum değil mi hayatım ne gülüyorsun be ne
Konuşacak mısın? Ben seni yerim. Konuşacak ben mısın? Ben seni yerim. Yerim. You know that? Ya ha? Sen benim istemediğim bir şey yapar mısın? Oy oy oy. Hı? Oy. Ya ne yapıyorsun lan, gözüm bozma. Söyle bir yapar mısın? Yapmam bir tane. Yapmam. Yapar mıyım? Hı? Yapar mıyım? Seni yerim ben. Oh. Ne yaptınız bakalım, nasıl geçti gününüz? Güzel. Dani ile konuştuk birazcık. Ne konuştunuz, anlat bakayım. Bilmem gereken şey. Senin kulaklarını çınlattık. Çınlıyor sabahtan beri zaten. Dın. Evet. Ne konuştunuz? Güzel şeyler konuştuk. Zaten İzlersin zaten. İyi canım, tamam. Ya oy, çok tatlı diyecektim. Olmuş ya, gerçekten çok yaratıcı olmuş. Daha işte çok olacaktı. Bir de şey yap canım, bundan böyle 20 tane hayal et. 20 tane balon almıştım. İşte 3 tane yaptım. Şey yaptım. Abi çok vakit alıyor severim. Biliyor musun? Ben hiç bu kadar zor olduğunu tahmin etmemiştim. Ama bir de düşünüp ben, yapman çok güzel bir şey. Düşüneceğim tabii ki. Seni düşününce aklıma kötü şeyler gelmiyor ki. Direkt böyle güzel şeyler yapıyor, güzel şeyler yapıyor. Selam, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Selamlar, hoş bulduk. Nasıl oldun? Yo, daha iyiyim ben canım ya. Çıkar mısın pantolonu? Evet, çıkarttım. Hoş geldin. Bu ne olmuş burada? Ya. Birisi basmış. Hoş geldin. Danikom. Bu kim? Merhaba. Aa, çok iyiymiş ya. Beğendin mi? Çok korktuk beğenmeyeceksin diye. İşte bak, dozunu kaçırma. Bak ne güzel. Aa, ne güzel bir şey. İndirmenin ne manası var? Aşkım ne indirme? Sanik yani. Modeli bu. Modeli yok. Ben modeli tamam. Modeline... Sana ne oldu böyle ya? Modeline... Allah'ım yarabbim. Bahsetme bana. Bir şey. Ne oldu bu adama? Sana bir şey söyleyeceğim. İlk başta. Ya bir dinle ama. Hiç dinlemiyorsun. Ben ilk başlardan da böyleymişim. Ben bunu fark ettim. Ben ilişkide böyle bir adamım. Anlıyor musun? Hani sen benim kız arkadaşım değilken git ne istiyorsan yap. Ben senden sorumlu değilim. Ne istiyorsan gelebilirsin. Zaten sen bunları bana demeyeceksen yani nesin? Şan babası değilsin herhalde. Aynen. So, bir şey yapma yani. O zaman bunu kabul edemezsin. Bizim aramızda çok büyük enerji görüyorlar. Biz ne kadar evet. Göremesek de. Deme, madem deme, bu deme. İnsanlar bu kadar büyük enerji görüyor, gel biz bir deneyelim. Son hafta. Ne olacak ki? Bitti. Bitsin. Hadi denin. Defteri alın, çift olarak biz şey yazın. Biz aşkımızı dışarıda yaşarız, ne olacak? Hadi bence çift de. Olarak bir yazı yazın o defteri. Bence defteri hayatım, yazın. He? Gülmesene oğlum, teklif ediyor kız. Adnan'ın dili öyle bir yanmış ki sütten. Bütün tamam. Kızlardan uzak. Sonuçta hayatımın anlamı, sonuçta şöyle bir şey var. Biz dışarıda bunlardan daha çok telefonda konuşuyoruz, daha çok mesajlaşıyoruz. Ali. Ali ondan sonra daha şuna? Çok birbirimizin ne yaptığını biliyoruz. Birazdan kaçacak. Nereye gittiğini biliyoruz. Ne içiyoruz, ne yiyoruz biliyoruz. İyi vakit geçiriyorsunuz. Ondan sonra birbirimizin yanında mutluyuz. Evet. Hiç kavga etmiyoruz. Evet. Ondan sonra... İşte kavga edilmeden ilişki olmuyor. İlişkiye arada ben seninle edersin. Kavga ederim. İlişkiye başlayınca sus sen. Edersiniz. Bak nasıl kavga ettim şimdi seninle? Sus ben sen etmedim. Falan. Sus! Benim asabımı bozma. Hemen kavga da etti. Anladım. Hemen kavga da ediyorum. Ondan sonra hayatımın anlamı ve önemi, canımın ta içi bebeği. Ondan sonra bitti gitti, ilişkiye başladık. Bravo. Cevap ver artık kızım. Tamam, Ali de Mehtap'la başlasa başlarım. Yok ya. Beni niye yakıyorsun? Yaşın yanında Kuru'yu da yakıyorsun. Yakmak. Ben soğudum erkeklerden, evlenmekten vazgeçtim. Evlenmek istemiyorum. Niye yanıyorsun? Hayatımın anlamı. Asla. Gel buraya. Yok. Yakıyorum. Gel buraya ya. Yanıyorsun? Ben deli miyim? Benle olunca yanmış mı oluyorsun? Tabii ki. Hayatımın niye? Anlamı gel. Dur kavga ediyorlar, dur. Gel hayatımın kavga anlamı gel. Neyimi gördün? Ya gücümü yetmiyorsun, gel buraya. Ay ben tamam, bak zorladıkça karnım ağrıyor. Ay, biliyorum, senin göbüşünü yerim. Çok ciddi. Karşına terliyorum artık. Göbüşünü yerim. Kaşlardan mı? Kaşlarım ağrıyor. Terlerken kaşlardan terlemem ayrı bir özellik. Seni göbüşünü bile seviyorum ben. İşte o senin karşında sadece oluyor. Başım ağrıyor. Nasıl bir şey, böyle bakınca gerçekten rahatsız mı oluyorsun? Ya. Ya. Çünkü şey değil. Yani hoş değil. Hoş gelmiyor bana. Hiç hoş gelmiyor. Toplum içinden yani. Sevmiyorum.
Gerçekten mi? Dozunda. Her şey dozunda. Ben sana hiçbir şey giyme demiyorum. Giydiğinin dozunu biliyorum. Mesela Antalya'da olsak istediğim gibi giyiyorum. Hayır, giyemezsin. Ne? Hayır, giyemezsin. Neden? İstediğin gibi. Where? Antalya'nın neresinde? Plajda mıyız? Neredeyiz? Nasıl küçük kıyafet konusunda açmadım. Ay sana yemin ederim sana hayatta aklıma gelecek en son şey. Canım benim, ben seni kısıtlamıyorum hiçbir şekilde ama. Yani bunu bile kısıtlanmış olarak hissediyorsan ben sana ne diyeyim yani artık. Ya ben dediğim gibi kıyafet konusunda çok kıyafet. Ama bir tane az önce bana diyorsun ki işte sen benim tabii ki karışacaksın diyorsun. Şimdi böyle diyorsun yani bir böylesin bir böylesin Cansel'cim yani. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Ha? Bir böylesin bir böylesin ne yani. Ne biçim taklit yapıyorsun Eser? Halka mı oynuyorsun Cansel'cim? Halka mı oynuyorsun? Mesela bir şey soracağım sana. Dinle hayır ben tabii ki yani senin rahatsız olduğun bir şeyi dile getirdiğin için diyorum anladın mı? Ya. Neyse ya. Ben şunu şöyle söylüyorum. Mesela babamla yan yana gezerken hep kıyafetime dikkat ederim, tamam mı? Çünkü rahatsız olur yanımda. Evet. Çünkü beni, yani onun bana baktığı göz çok ayrı. Ve onun yanında işte başka insanların ne düşündüğünü tahmin etmek onu çok rahatsız eder. Ve ben o adamı çok sevdiğim için, babam olduğu için onun yanında ona göre giyiniyorum. Okey, beni de öyle gör. Ama rahatsız oluyorum mesela öyle giyinmekten ama onu rahatsız olması da öyle giyiniyorum. Çünkü o yapma sorumluluk gibi bir şey diye hissediyorum. Bir nevi ondan beni de öyle gör. Rahatsız olup yapmam aynı şekilde bir durum. Adnan'la ilişki yaşamaya başladık. Yok artık. Sevgili olduk. Gerçekten böyle bir gruplaşma hissediyor musun şu an? Hissediyorum tabii canım. Hissetmesem zaten bunu konuşmam. Bu zamanında seni de korudum. Sen ne yaptın? Beni arkamdan bıçakladın. Ödül olan bir yarışmadaysak, insanlar buraya biraz da ödülü kazanmak için gelmiştir. Bana kin duymamı sağlayacak ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir düşün bakalım Mehtap acaba hiç ne yaptın? Sen Elda'yı mı istiyorsun alayım mı? Elda mı istiyorsun? Oh. Aşkım bilmiyorum ne zaman son bulacak. Hiç son bulmaz. Ceyda'nın eski sevgilisini alınca Ceyda da benim eski sevgiliye yazmaya başladı fark ettin mi? Şaka maka. Söyle bir tane. Şu an gerçekten bu son haftayı iyi değerlendirmemiz lazım. Nasıl? Yarışma bittikten sonra benim içimden böyle bir ses sanki uzaklaşacağız gibi geliyor. Aşkım evet 15 gün uzaklaşacağız. Ben sana frans koyacağım sonra geleceğim. Ondan sonra da artık bana... Hı. Ben yani Temmuz ortasından itibaren tatile çıkmayı düşünüyorum. Arzu edersen beraber çıkalım tatile. Başım burası abi. Çok sıcak, ben gidiyorum. Evet, çok sıcak. Nereye gidiyorsun? Bak, nasıl da benden vazgeçemezmiş. Merak ediyorum. Ay! Adnan gitmiyorum Adnan'ım. Yok, nereye gidiyorsun? Ben giderken... neyi fark ettim Melis biliyor musun? Adnan. İstemem yan cebime koyuyor. Yani ne yaparsa yapsın şey ama yan cebime koy. Kapıdan çıkarken konuştuğumuz şey mi oluyor? Aynen abi ilişki Adnan'la yaşıyoruz. Adnan'la ilişki yaşamaya başladık. Yok artık. Sevgili olduk. Artık beni rahat bırakırsın inşallah. Şu deftere yazsanıza. Birazdan. Az sonra. Az sonra. Onu tekne turundan sonra yazacağız. Tebrik ediyorum. Sağ ol canım. Melis'ciğim. Gerçekten eğer böyle bir şey olursa sonuna kadar sizi destekleyeceğim. Teşekkürler hayatım. Sevgiyle. İlk destekçiniz ben olacağım. Sizi her zaman savunacağım. Çünkü sen benim sevdiğim bir arkadaşım. Arkadaşız. Hayatım. Bizi desteklediğin için çok teşekkür ederim. Sonuna kadar. Çok teşekkür ederim. Sizin ilişkinize inanacağım. Çünkü Adnan'a inanıyorum. Onun seni ne kadar sevebileceğine inanıyorum ve biliyorum. Senin aynı şekilde onu ne kadar sevebileceğine inanıyorum. Sonuna kadar destekleyeceğim sizi. Admel ailesi olarak size minnettarım. Ne? Admel mi yaptınız? Ciddi misin?
cansınız. Sizi seviyorum. Neyse. Demek ki affedersin. Biliyorum, peki biz yerken sana yapacak mıyız? Ay inşallah. Eğer... Herkes o... bu hafta istediği şeyi yapacaksa biz de yerken yapmalıyız o zaman. Aşkım işte bizimki zaten aynı çıktı ya. Zaten yarışma da olsa biz öyle değil miydi başta da? Birisi bir şey diyor, öbürkü başka bir şey diyor. Hı-hı. Yaptırıyorlardı. Böyle hatırlamıyorum. Böyle oyunlar yok muydu başta? Ben i̇şte bizi şey yerken çıkartacaklar mı, çıkartmayacaklar mı? Yani her ihtimalle çıkmamız lazım. Eğer istek doğrultusunda oyun gibi bir şeyse ikimiz aynı şey isterik. O zaman çıkmamız lazım. Ama nasıl olacak peki? Nasıl dışarı çıkartacaklar bizi? Ya. Ha. Nasıl olacak ya? Daniko nasıl olacak? Yelken çıkacağız. Ben yelken yapacağım. Sen yanımda oturacaksın. Yanımda mı oturacağım? Yanımda oturacaksın. Rüzgarlı bir gün olur inşallah. Bayağı bildiğin yelken yapacağız. Bizim yanımız herhalde birilerine verirler. Daniko, yelken yaptın mı sen daha evvel? Tekne biraz böyle yatıyor falan. Biliyorum. Çok güzel ya. İşte de şeyi düşünüyorum. Ben böyle suya falan atlamak istiyorum. Bir tane olur mu olmaz mı bilemiyorum. Bir delilik yapıp biz atlayabilir miyiz, atlayamaz mıyız? Atlasak kim diyecek? İlla ki gelip kurtaracaklar bizi. Ama eğer teknede benden başka kaptan olmazsa o zaman ben suya atlayamam. Evet. İp atarım arkadan, sen atlarsın, ipe tutunursun, çekerim seni birazcık, sonra alırız. Yapıyorum San Francisco'da, biz yapıyoruz bunu. Ciddi söylüyorum. Ya kendini arkasından ip atıyoruz. Sonunda da bir tane can simili var. Atlıyorsun, uzun bir ip, yelkenli gidiyor. Sen o ip giderken, tabii çok hızlı gitmiyorsun. Yavaş yavaş ipi böyle tutmaya çalışıyorsun. Birden tutarsan elin kesiliyor zaten. Yavaş yavaş onun hızına erişiyorsun. Şayet baktın hiç tutamadın, en sondaki şeye tutunuyorsun. Can similine tutunuyorsun. Ve arkasından geliyorsun, sonra çekiyorsun falan kendini. Neler neler. İnşallah bunları yaparız sen de. İnşallah. Allah. Normal değil. Senin sırasın geliyor benim. Niye? Isırarak sevmeyi seviyorum. Acaba deliyim diye mi? Ne diye? Deliyim. Delisin dedin ya. Bu anlattığım şeyleri kim yapar ki ya? Biz bunları yaparken yanımızdan başka yelkenler kafayı yiyorlar, bakıyorlar ne yapıyor bunlar diye. Hı. Tabii yelken dünyasında bir de şey vardır yani. Kiminle? Yat kulüpleri falan. Ha, biliyorum. Yarışlar. Biz de bunu yaparken adamların kaç milyon dolarlık teknelerini geçip biliyoruz. Çok hızlı bir tekne, yarış teknesi. O psikolojiyi şimdi biliyorum. Benim şimdi teknem seninkinden daha büyük. Büyük değil, büyük bırak hızlı. Çok. Hadi çok. Evin en büyük sürprizi bu. Araba çok güzel oluyor ya. Yine mi araba çiziyorsun? Vallahi süper oluyor. Yine mi araba çiziyorsun Erdemciğim? Ev güzel ev. Bizim evimiz daha serin abi, ben bunu anladım bir dakika. Biraz şöyle açacağım da bizim biraz. Ya ben bir şey diyeyim mi? Ha. Buraya köşeyi kalemle çizdim de ben kara kalemle hakikaten daha iyi. Burada eksiğin ne biliyor musun? Şu far kısımlarını bekar olmak. İyi tesadüf. Ha, bekar olmak ayrı bir eksiklik. O doğru kardeşim. Esas bence şu anda Tankut ve Dani ilişkisi bu yarışmadan çıktıktan sonra başlıyor. Kesinlikle. O zaman işte tam olarak ilişkinizi yaşayacaksınız, anladın evet mı? Şu an burada şey, toz pembe. Sabah geliyoruz. Bize böyle bir ortam sunmuşlar. Ondan sonra herkesin yeri belli, yurdu belli. Kimlerin yanlarında gözünün olduğu her belli. Şey, görüyorsun VTR'den ne yaptığını, evet, ettiğini. Görüştüğümüz saatler malum. Ama bunun dışındaki o bambaşka hayatta, bambaşka bir ilişki yaşayınca neler olacak acaba? Bakalım. Ben çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Bizimle alakalı ben, evet, Tankut'la dışarıda da çok iyi anlaşabileceğimi sanıyorum. Hislerime dayanaraktan. Ama
ben eminim ki bu evin bitişinden sonra ilişkiler buradaki gibi olmayacak. Hatta bitecek. Belki de. Şu anda burada çok evlilik hayaliyle yanıp tutuşanlar, bu yarışma bitince o hayalleri olmayacak bence. Yani bilmiyorum, bana şey geliyor. Birçok insan da aslında... İnandırıcı mı yani? Şöyle bir durum var. Sen eğer o konu hakkında bir gerçeklik payı olmadığını düşünüyorsan çok fazla tepki vermezsin. Veyahut da hani dersin ki senin fikrindir, saygı duyarım. Ama sen eğer içten içe şüpheciysen kendinden ve doğruluğunu biliyorsan, sadece açığa çıkmasını istemiyorsan, ne diyorsun sen, ne yapıyorsun sen falan filan yaparsın. Anladın mı? Çünkü korkarsın gerçekçiliğin ortaya çıkmasına. O yüzden de baktığın zaman benim mesela ilişkileri hakkında yorum yaptıklarım var ya hani genelde. Bence bu yarışma bittikten sonra çok kötü olacak ilişkileri. Ya aslında hani böyle iyi olacak şey, diyorlar ya. Negatif de bakmamak lazım ya. Belki iyi de olabilir. Bak neden? Sayıyorum. Burada 12 saat boyunca beraberiz. Ne yaptığımız belli. Her gün birbirimizi göreceğimizin garantisi var elenmediğimiz sürece. Yani işte belirli zamanlar içerisinde. Ama dışarıda ayrı evlerde oturulacak. Kimin nerede ne yaptığı bilinmeyecek. Telefonlara cevap verilmeyecek. Hemen evlenirlerse ayrı evlerde niye otursunlar ki? İşte hemen evleneceklerini sen düşünüyor musun? Yani şöyle daha doğrusu net bir şekilde sorayım. Burada evliliğe doğru gidenler gerçekten istedikleri için mi evliliğe doğru gidiyorlar? Yoksa yarışma formatından dolayı mı? Aslında normal hayatlarında sevgili olarak sürdürebilecekleri ilişkilerini sırf bu program için mi acaba çok ilerlettiler? Daha öncesinde burada olmadığım için bu konu hakkında yorum yapamayacağım ama... Gözlemlediklerin yok mu hiçbir şey? Yani bilmiyorum. Sizin aranızda böyle sürekli bir atışma var bu konu hakkında. Yok, ben genel konuşuyorum. Mesela ne desem şey olur. Yarışma potansiyelinde düşünüyor her şeyi. Ben ona... Açıkça kendisi de söyledi evet, zaten bunu. Ya diyor ki yani evlenmeye gelmediysen niye geldin bu yarışmaya? Bak mantığa bak, mantığa bak. Demek ki o yani bu yarışmaya sadece bu anlamda gelmiş. Sadece evlenmek için gelmiş. Yine soruyorum abi, biz bugüne kadar bu evin içerisinde hiç gruplaşma diye bir şey yaşadık mı? Yok. Niye bu dönemde özellikle Batu, Semih gittikten sonra böyle bir evde gruplaşma olayları başladı? Çünkü final yaklaştı. Abi ben seninle gruplaşma dediğin olaya ben katılmıyorum. Beni de çünkü orada kategorize ediyorsun. Hani ben Emre, Batu, Eser grubu falan. Bak gruplaşma hani olsaydı şu an aramızda olmazdı. Kesinlikle zaten. Onu söyleyecektim ben de. Seninle oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Benden şöyle öyle bir elektrik enerji alıyor musun? Şöyle bir şey de var abi. Hiçbiri burada değil. Onlar burada olsalar bizim yanımızda olur muydu? O da soru işareti. Bak niye hep beraber oturuyoruz zaten? Günlerde zaten başka kimse yok ki. Ne Eser burada, ne Batu burada, ne Emre burada. Olabilirsin. Gruptaki dört yok zaten burada. Emre'nin sen de tek başına oturacak halin yok. Yani ben birinin yanında olma tercihinde ama bak, Batu, bulunmuyorum ki yani. Batu herkese bir ara, Batu böyle herkesle iyi geçinen ama bazı kişilerle böyle ayrı tutan bir insan ve ayrı tuttuğunda hep deklare eden bir insan. Tamam mı? Bir ara Semih'i aldı, Murat abi'yi aldı, üçü takılıyorlardı. Eser mesela hikaye. Eser yok. Emre yok. Sadece üç takılıyorlardı. Batu, Semih, Murat abi. Devamlı bir yer. Hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum. Devamlı Semih, onlar takılıyorlardı. İşte Semih'e devamlı diyordu kardeşim seninle. Dışarıda beraberlerdi Semih'le, içeride beraberlerdi. Şöyle böyle. Semih gitti, Eser'e döndü. Yani dikkatli baktığın zaman öyle. Daha abi Eser'e şöyle döndü. Emre'yi dahil etti. Eser'e şöyle döndü. Canes, yani Cesar, Cansel'le Eser, Batu'nun
Nur'la olan ilişkisine ön ayak olmaya çalıştılar. Bir de gündeme Cansel getirdi. Hatırlıyorsanız tabii Cansel ilk o zamanlar Cansel getirdi bu işi. Cansel getirdi. Ödül yemeğine o dedi ki şunu götür sen ona bunu getir. Hatırlıyor musun o gün buraya ödül yemeğine geldiler. Hatta olaylı bir ödül yemeğiydi. Evet. Batu ile Nur teker teker geri geldiler. Aynen. Kızlar evine biz oradaydık. Ben seyrettim o bölümleri. Daha ondan önce senin haberin yok. Ondan önce Cansel dedi ki ya dedi niye Batu'yu düşünmüyorsun? Bence Batu olabilir. Bence Batu'ya karşı bir şeyler hissediyorsun. Hatta Erdem dedi ki karpuz suyu kaçırma kulağına dedi. Abi hatırlıyorum. O zamanlar buradaydım. Burada sordum şeyde. Ya onlar sonra çift şey oldular. yani dörtlü çift oldular kanka. Evet. Yemeğe çıktığımızda ben onu Nur'a da sordum. Batu benim arkadaşım öyle bir şey yok diyordum. Ben o yüzden ısrar ettim. O konuda. Bugün Adnan Batu ile Semih arasındaki dostluğun şu anda da Batu ile Eser arasındaki dostlukla doğru orantılı olduğunu söylemeye çalıştı. Bence zaten bütün buradaki ilişkiler, dostluklar hepsi menfaat üstüne kurulu. Burası bittikten sonra kimler dost kalacak ya da kimse dost kalacak mı? Merak ediyorum. Bana nokta atışı yapacaksın kardeşim. Seninle ilgili böyle düşüncelerim var. Ben de ya bunu çürütmeye çalışırım karşımdaki kim insan değerliyse. Kim dedi onu? Hani Adnan Eser'in sabahki konuşmasından bana yönlendirdiğini düşünüyor da. Ben öyle bir şey hissetmedim. Hani öyle bir şey hissetsem evet, kardeşim. O... Senle Hande'nin gong çaldıktan sonra sevgili olmanızın üzerine oynamayın abi oynamayın. Peki Adnan'cığım bundan ne gibi bir yanlış anlaşılma ya ne gibi bunu nereye çekebilirsin ki abi? Gong çalmadan önce böyle bir durum olsa diyelim ki adamlar haklı belki diyecek ki elenme korkusu mu yaşadı bir böyle bir şey mi oldu da ilişkiye başladılar hani elenmeyiz muhabbetine. Gong çalmış zaten kimse elenmeyecek. İkinci sezona kimsenin olacağının garantisi yok zaten. Sizin hani çift olmanıza biraz söyledi işte sabahtan beri diyorlar kanka, ya çiftler tekrar. Problem olay gongluk değil. Elenmek elenmemek değil. Ne peki? Olay final. Ne olmuş finale? Anladın mı? Zaten finale çiftler girecek diye siz de çift... Hani, finale çiftler girecek dedi ya saçma, siz. Tamam okey haklısınız da. Birincisi gong değil, elenmek değil yani. Tamam anladım ben seni de. Bizim finale girip girmeyeceğimiz zaten hiç böyle bir düşüncemiz yok. Ki zaten birinci olmak gibi bir düşüncemiz de yok. Niye abi olsun niye? Abi olamayacağız çünkü. Niye abi? Biz halk oynamadık zamanında burada bu kadar. Tamam abi sen niye adamlar neler yaptı ya? Sen neler niye algı yaratıyorsun yapamayacağım Adnan, diye? Adnan ne lan böyle kaş kaz yapıyorsun da. Beni şey yapma kardeşim. Hayır kardeşim. Şu an cesaret yok, bir şekilde bunu söylemene hayran kaldım. Ben zamanında evet bu eve ilk geldiğim günden beri halk oynasaydım kardeşim. Yemin ediyorum bizim de çok ciddi fanlarımız olurdu. Ben de bir şeyler yapardım. Bana da hediyeler gelirdi. Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Çiftler mi halk oynadı? Ha? Çiftler bu başka bir şeyden bahsediyorum. Kardeşim zamanında çiftler de oynadı, tekler de oynadı. Ercan'cığım başka bir şeyden bahsediyor. Diyor ki niye işte şimdi Eser'le Batu beraber oldu falan diyordu. Ben şöyle abi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Cansel, Eser, Batu Nur çok güzel bir dörtlü çift oldular. Evet. Ve de çok yakın oldular. Bu oluşumda ben burada yoktum. Bir onların haricinde çift zannetmiyorsam Hazem vardı. Eğer var ya onların oluşumunda sen de burada olsaydın sen bana destek verseydin. Çünkü doğruları görüp de söylemeyen birçok insan vardı. Eminim ki o konuda sen de susmayacaktın. Ha ben o zaman daha farklı olacaktı. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ne oldu? Nur'la Batu farklı olacaktı. İki çift çok yakın oluyor. Yo, Allah razı olsun kardeşim sen de öyle ama... Tankut abinin sert tepkileri var ya, Tankut abinin daha... Abi sert değil, benim sadece tepki ver olanı düşüncelerimi söylüyorum yani. Ama bazı insanları şey acıtıyor düşüncelerimi. Abi çok özür dilerim, bir virgül at belki istersen. Gördüğüm için mi? Konunun tam üstüne geldi, bir şey söyleyeyim. Sen... Bir sürü bitiremedim iki saattir söylemek istediğim ya. Bir kurban oldum, bitir abicim. Konuşacak dinle sen de bunu. Sen diyorsun ya nasıl oldu bu gruplaşma. Şimdi tekrardan başa sardım. Yine bak iki saattir aynı şeyi yapıyorsunuz. Eser Cansel. Batuhan, Nur dörtlü oluyorlar. Süper. İki tane çift. Yakınlar. Emre ile Hazal kaldı. Ben zaten burada yokum. Emre ile Hazal çift olaraktan tek başlarına mı takılacaklar? Yoksa çiftler, onlar da çiftler olarak onlarla yakın olup böyle bir güç mü sağlayacaklar? Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Çiftlerle iyi geçindiğin zaman otomatikman... Bir öndesin. Tabii öndesin abi. Çünkü 2-2-4... Dört kişi düşünüyor. Gruba bak. Altı kişi. Tabii. Bir şey oldu mu? Altı tane bülbül konuşacak adam var orada seni koruyacak. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden mi grup oldular diyorsun abi sen? Yani bu, ama normal yani. Eğer grup oldularsa böyle bunun sebebi olmasını yükseltmeyeceğiz. Bu evde ilişki yaşamaya çalışıyorsun. Bu çok zor. Çok zor.
Dışarıdan etkiler, dışarıdan konuşanlar, dışarıdan ne konuşanlar. Beyler ne yapmış? Biz de senin hakkında insan ilişkin masaya yatırmıştık. Beyler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun kanka? Neyin var? Hayırlı ya. Geberiyorum ne yapsın geçmiş olsun. Ya. Oo çok geçmiş olsun ya. Ne var ya? Tam seni Hazal'la beraber yatırmıştık. Lafın üstüne geldin iyi insanmışsın. Sakallardan oldu seninle. Kanka öpmüyorum. Bakayım kesmiş. Ne oldu? Öpmüyorum. O kadar mı asılsın? Vay Emreli. Çok kötü mezleyin. Ne yapıyorsun? İlk zamanki anlar gibi gelmişsin buraya. İlk haftaki Emre gibisin. Sen de Al Pacino gibisin. Hayırdır kardeşim? Gribal bir şey mi? Üşüttün mü? Kas ağrısı mı? Nezleyim abi. Başım ağrıyor. Ondan sonra hani göğüs hastalıklarına gittim zaten. Ondan üşütmüş sonra. Geçmiş olsun kardeşim ya. İlaç yazdı. Senle ilgili birazcık evet, konuşuyoruz. Senin masaya kaldık, yatırdık. Tabii size geldi. Hayırdır inşallah. Hayır konuşuyoruz. Kötü şeyler demiyoruz. Şerli bir işimiz yok. Hayır konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Senle ilgili konuşuyoruz. Hazal'la ilgili, ilişkinizle ilgili. Burada yaşadığınız bu ilişkinin ne kadar zor olduğunu, ne kadar şeffaf olduğunu. Aslında ilişkiyi sizin zorlaştırmadığınızı, burada yaşamanız zor olduğunu konuşuyoruz. Kesinlikle. Öyle. Hazal'ın da kendini iyileştirdiğini. Evet. Bunun da pozitif bir şey olduğunu. Ama senin de dört dörtlük biri olmadığını, sende de problemler olduğunu. İkimize de yalan mı? Nasıl çeviriyor ya? Ya iki tarafta evet ben. İki taraf dedi abi kötü bir şey demedim. Problem vardı ilişkilerde dedim hep tek taraflı. Değil, kötü bir şey söylemiyorum amca ben burada seni. Kardeşim hep bunların ikisi. Hayır abi ben kötü bir şey söylemiyorum. Ben konuşuyorum ben doğruları konuşuyorum. Sonuçta bir ilişkide iki insanın ilişkisi olduğundan ikisinin de katkılarının olduğunu. Bir önemli bir olan dengeyi sağlamaları gerektiğini. Bütün problemleri karşı tarafa yükleyen şey birisi varsa aslında problemleri çoğu ondan çıkıyor. Kesinlikle. Bu iş böyle. Ama bayağı dediğin gibi ben yokken burada değişik şeyler olmuş yani. Ev birazcık daha farklı. Durulmuş bir defa ev. yani konuşma yok. Ya. Senden önce çok yükseldi. Artık bazı şeyler kesildikten sonra pat üstüne sen geldin. Sona geldik artık Tankut. Sona geldik yani anlatabiliyor muyum? Sona geldiğimiz için. Hani herkes artık tartışmaktan yorulmuş. Hani aman moduna girmiş. Kırgın ayrılmayalım. Benim Tankut'tan yana şu anda asla bir şüphem yok da acaba diğer çiftler de bu şüpheye kapılmışlar mıdır? Hiç kendilerine sormuşlar mıdır bu soruları? Bilmiyorum. Ben olsam ama yani daha doğrusu ben kendime sordum. Ama ben bir bayan olsam ya da yani hiç fark etmez. Erkek de bunu yapabilir. Ben bu şüpheyi sorarım ya. Yani kendine... Yani o hani ister istemez akla geliyor. Sonuçta burası bir yarışma aynı zamanda yani. Ben olsam mesela şu anda aklımda öyle bir şey yok Ercan'la alakalı ama akla gelir yani. İşte öyle ödülü bir var çünkü, ödülü şey var. Yani muamma anladın mı bazen bazı şeyler burada hani... Bilmiyorum. Gerçekten maddiyat insana her şeyi yaptırır. Ya işte o insanlardan da yarar gelmez artık. Ama bilemezsin ki. Bilemezsin. O kadar birine güvenirsin ki, o kadar çok birini seversin ki. Gün gelir sana öyle bir şey yapar ki sen neye uğradığını şaşırırsın. Aynen. Ve o böyle hayatın güvenme. Tokatı gibi olur sana. Aynen. Bu hayatta babana bile güvenme demişler yani ki ben öyleyim yani insanlara çok zor güveniyorum. Ya ben burada bazen korktum. Kalbimin kapılarını açmaktan korktum. O yüzden ben şimdiye kadar hislerimi kolay kolay kimseye açmadım. Açtığım zaman da yanlışını gördüğüm an silip attım. Çünkü hep bunlardan korktum. Ben buraya kalbimi açıyorum. Ben buraya zamanımı harcıyorum. Tamam mı? Her gün buraya geliyorum. Bir de üstüne üstlük insani olan, bana ait özel bir şeyimi paylaşıyorsam eğer, karşımdakinin hislerinden emin olmalıyım ya. Kesinlikle. Anladın mı? Yani kesinlikle. Ben sana sevgimi vereceğim. Ama sen bu platform için sırf benimle olacaksın. Benim duygularımı kullanacaksın. Benim duygularımla da bu platformda birinci olacaksın. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Ama o yüzden... senin analizlerin mesela çok başarılı. Yani hani dışarıda da görüşürüz senin sonuçta. Ve senin hani Tankut'tan şüphelenmişsin ya, şüpheli yaklaşımın bile aslında
insanı hani nasıl yaklaşacağını bilmenden dolayı, analiz yapmayı bilmenden dolayı. Ya pardon da şüphe olmalı. Etmelisin zaten, sorgulamalısın. Yani sana gelen her sevgiliyi, sana gelen her harekete, aa tamam bu Ahmet'in hareketidir, kesin doğrudur, kabulüm. Böyle bir şey yok. Tabii ki sorgulayacaksın, anladın mı? Ve ben bu tavrımdan eminim, bu düşüncelerimin yanlış olmadığından da eminim. Çok az kaldı. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik, bitiyor. Birçok kişinin sadece bu yarışma platformu yüzünden burada bazı şeyleri yaptıklarını düşünüyorum. Ben bunu söyledim, sen kızdın bana. Bak bu kesin doğru. Ne doğru? Abi doğru olmayan mesela bir şey, sen sinirlenmezsin ki. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Adnan asıl doğru olmayan şey insan sinirlenir. Çünkü karşı tarafın ona... doğru olmayan bir şey nedir? İftira doğru hariç, olmayan şey bak, iftiradır kardeşim. İşte iftira hariç. Abi. İftira bildiğin... İftiraya sinirlenirsin o zaman. Güzel geçersin abi. Bizim bahsettiğim burada yaşananlar iftira olmadı ki hiç. Abi şimdi varsayımlardan bulunuyor insanlar bazen. Yaşananları su üstüne çıkartıp perspektif koyduk içine. Yani kendi görüşümüzü koyduk. O zaman kendi görüşüne sinirleniyorsun. Kavgalar çıktı burada. Sen iftira farklı bir boyut. Kendi görüşüne. Senin söylediğin şey mesela kardeşim, olanı görüyorsun. Bak, sen farklı bir görüş açısıyla söylüyorsun. Adam sinirleniyor. Niye? Çünkü hoşuna gitmiyor söyledikleri mesela. Hani biz görüş açısından bahsediyoruz. Kendi fikrinden. Senin olan fikrine adam sinirleniyor. Abi sinirlenebilir. Yani sen de sinirlenebilirsin. Gayet normal ya, kişinin neye, nasıl, hangi duyguyla yaklaşacağını bilemezsin ki. O senin fikrinse eğer, o da adamın kendi siniri. O zaman bugüne kadar ki olan yorumların hepsinin aynı tepkiyi verecekti ki bizim de kafamıza o soru işareti gelmeyecekti mesela. Kimden bahsediyorsun? Ben birinden bahsetmiyorum. Kişiye göre, yapılan yoruma göre, olaya göre her şey değişir abi. Hani bir şeyi... İşte bir cümlenin altında toplayamazsın hiçbir şeyi. Her şey farklılık abi gösterir. Abi en büyük örnek benden yani. Bir işte ya. İlişkiye burada kimse destek olmadı. Neye? Benim ilişkiye kimse destek olmadı. Herkes yok şöyle, yok böyle. Dani gittiği zaman ben burada resimle dans ediyordum. Ay şuna bak, niye böyle bir şey yapıyorsun? Kendini bu hale söküyorsun. Ortada gerçek bir şey yok ki. Şu yok, bu yok. Dantan mı, bilmem ne. Hiç kimse ilişkiye işte öyle değil, böyle değil. Kaldı ki. Ya ben tekrardan seyretmeye başladım. Ben zaten bunun farkındaydım da seyredince daha da güzel karşıya çıkıyor. Abi ben baştan beri Daniel'e diyorum. Ama baştan beri Daniel'e dememe rağmen kimler geliyor, kimler geçiyor. Bir sürü adaylar geldi, benimle ilgilendi. Ben en sonunda Daniel'le beraber bir yola giriyorum. Ona rağmen insanlar hiçbir destek vermiyorlar. Sonra ben düşünmeye başladım. Sebebini sorguladın mı hiç? Şunu sorgulamaya başladım. Acaba dedim. Destek görmeye ihtiyacım mı destek, var ki abi? Hayır, ona zaten şey. Yani bak bu kadar yapılan olaya karşı ben hiçbir zaman burada nasıl inanmazsınız bile. Ben yükseldim mi o konuda? Güldüm geçtim. Köstek tamam olmaktan dedim. Bahsediyorum. Siz öyle düşünün, kendi düşüncelerinizdir dedim. Ama abi şunu anladım. Bu olayın altında hırs yatıyor. Hırs aynen. Ne biliyor musun? Burası evet bir yarışma olduğunu unuttuk. Herkes unutmuş bu yarışma olduğunu. Ben unutmuşum yani en azından. Hepimiz unuttuk. Şimdi hepimiz düşündüğün zaman unuttum. Sen eğer kuvvetli bir adaysan, burada kuvvetli bir aday olaraktan, bir çift olaraktan buraya geliyorsan, abi seni evet kim sever ki? Aynen. Bu ama beni üzdü. A kişisi çıktı, dedi ki saçmalama dedi, ben seni biliyorsam dedi, sen dedi oynuyorsun bu kızla, ne alakan var senin dedi. B kişisi çıktı, onu duydu, ha dedi, tabii dedi, evde kalacaksınız ya o yüzden dedi. C kişisi çıktı, ya dedi, sen dedi böyle bir şey, ilişkiye girecek adam bile değilsin. O ondan güç evlilik aldı, teklif ettin, o ondan dediler, güç aldı, o ondan güç aldı. Kim yaşamadı kişisi, peki bunu? Herkes bir anda, Tankut Denker, kimler yaşamadı peki bunu? Tek başına denken kaldı. Efendim abi. Ya niye bilmiyorum da hani bunu çok takmışsın kafana. Adam... Kusura bakma, senin kulaklarını çınlatıyorum kafana şu anda konuşarak. Yani burada senin zamanını alıyorum ama abi içimi dökmek istedim. Anladım bakma abi, saygım hani sonsuz. Aradan 9 ay geçmiş, ben burada birazcık içimi dökeyim dedim. Çünkü ben içimi dökemedim yani. Ortamı da öyle samimi bulduğum için ben şu anda içimi döküyorum. Kusura anlat abi. Yani. Yok anlat. Dinlemek bana... zorunda, hak vermek zorunda değilsin Emre. Hak vermek veya bilmem ne, bunlar söz konusu değil. Mevzu bahis bile değil. Sadece şunu söylüyorum sana. Kısmetse olur evine gelen giden, burada kalan
ya da birkaç ay kalıp giden herkese eleştiri yapıldı biliyorsun. Abi bak, burada herkese eleştirildi abi. Eleştiri, bak, eleştiri evet yapıldı ama ben kendi ilişkimde altını çizerekten söylemek istiyorum. Ben hep bir ağızdan bir ilişki bu kadar böyle gıy gıylanmadı. Yani ben kendi niye abi ben o gün eleneceğim zaman bir baktım karşımda 5 tane insan gülüyordu o zaman Emreciğim, yani. Eleneceğim zaman diyorsun. Ben ilişkiye başladığım günden itibaren benim yanımda ne bir tane Allah'ın kulu oldu. Sen ama ilişkiye başladığın herkese sataştın ya. Kız gelip de sana dese ki sevgilin geldi sana tamam. Üzülerek dışarıda ağlıyor. Tamam. Canım ben bu yorumlardan sıkıldım, evet. Bunu aldım. Ben seni canımdan çok seviyorum ama insanlara evet. Bir şeyler anlatmaktan bıktım, evet. Bıktım dese. Sen sevgilin olarak ne düşünürsün? Ben de şunu söylerim. Ha. Derim ki biz evlilik planları yapan bir çiftiz. Hı. Bunlar ne ki biz ileride belki daha neler yaşayacağız. Doğru. Ama tamam, sen çok şimdiden, doğru. Şimdiden es ver. Böyle, es ver. Doğru söylüyorsun. Çünkü es vermezsen tamam. Vermeyeceksin. Tamam, tamam. Şimdiden es ver. Böyle yok abi vermesi lazım. Tamam verdim abi. Ve, hemfikirim. Hemfikirim. O zaman herkes yoluna baksın. O yüzden de hala ben Dani ile beraberim. Kaldı ki Emre bir soru sordu. Bu yapılan yorumlar sizi yıprattı mı? Evet. Neden yıprattı biliyor musun Emre'cim? Ben bu evden gittim. Dani tek başına geldi, kaldı. Bütün her şeyle uğraşmak zorunda kaldı. Dani bu evden gitti, hatırla. Ben tek başıma kaldım. Burada neler yaşadım? Hatırlıyorum. Hatırla, neler yaşadık? Hatırlatayım o yüzden mı? İlişkiyi yıprattı derken bizi yıprattı. Bir şey diyeceğim çünkü sana. Çünkü tek başımıza kaldık burada, tek başımıza insanlara laf söylemek zorunda kaldık. Eğer... Bu hayatta eğer, yıprattığın Emre'cim, kadar yıpratılırsın abi. Tamam, bunu Emre'cim. Ben sana söyleyeyim ya. Sen buraya geldin, sen gitmenin ne olduğunu tatmadın. Sen gitmenin tatmadığın gibi burada yokken Hazal da yalnızlığı tatmadı. Şimdi biz bunları tattığımız için ben burada bunları konuşuyorum. Tecrübeliyim çünkü bu konuda. Ben inan burada zorluk çektim. Yalnızken Dani yokken çok istedim onun burada olmasını. Ben burada yokken de Dani yalnızlık çekti. Ve bunu herhalde göstermiştir. Hı hı. Teşekkürler işte hepiniz yine yardımcı olmuşsunuz. Sonuçta yaşadık abi. Bunun zorluklarını gördük. Evet bir takım olaylar keşke olmasaydı, biz de rahat yaşasaydık. Biz rahat yaşayamadık burada. Birçok insan bizden çok daha rahat yaşadı burada. Biz birazcık sürtündük burada yani, bayağı bir zorlandık. Zorlandık. Yani. O yüzden Emre'cim cevabı evet yani. Keşke olmasaydı. Ben yani zorlandım. İşte ben ne diyorum bazen keşke gördüm. Olmasaydı. Ama demek ki yapılmasaydı. İlişki kuvvetliymiş, ilişki sağlanmış, ilişki hala devam ediyor. Kadar konuşulmasaydı. Ben Ali sana keşke soruyorum. Herkes ben de doğru bir seçim gibi. Yapmışım yani Daniela gibi bir kadınla beraber olmayı seçerekten abi. Aynen. Benim yanıma kuvvetli kadın lazım. Ben onun kuvvetinden dolayı kesinlikle. Da onu seviyorum, onu beğeniyorum. Bana şevk veriyor. Ben mesela Dani'nin şu karakterini hiçbir zaman bozmasını istemem abi. Yani Dani ileride biz evleniyoruz düşünsene tamamen. Ay sen ne dersen o olur. Yok ben öyle bir şey istemiyorum. Mesela kimin? Ya isim vermeyeceğim. İsim verince sonra gard alıyorlar bana. Çünkü burada düşüncelerini söylemek çok özgürce bir davranış değil. Ama az kaldı. Ya aynen zaten hani şurada kalmış birkaç gün. Bence artık böyle tartışmaya falan hiç... Bulaşmamak lazım ya. Yok, ben şahsen kendi adıma hani kaostan böyle tartışmadan uzak tutuyorum kendimi burada. Ya ben... Yani birisi benim canımı yakarsa, birisi hani gerçekten ciddi anlamda benimle uğraşırsa uğraşırım. Ama yani diğer türlü gerek yok. Kaosun içine neden gerek kalmadı ki? Bak gong çaldı. Mehtap bir iki gün Melis'le uğraştı insanlarla. Ciddi anlamda ama bak bu uğraştılar. Sonra işlerine gelmedi, sustular. Çünkü gong çaldı, eğlenmeyeceklerini biliyorlar. Anlayabiliyor musun demek istediğimi? Şu an konuşmak işlerine gelmiyor. Başkaları konuşsun. Yani nasıl olsa gong çaldı ha. Artık hani aynen. Kendimi ön plana atmama gerek aynen. Yok gibi mi? Yok aynen evet. Nasılsa eğlenmeyeceğim kafası. Peki sence şimdi Mehtap neden hasta eğlenmek? Falan olur. Birazdan hasta olabilir. Yok kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, kafam ağrıyor, başım peki, ağrıyor. Peki sence Mehtap neden buradan gitmek istemedi? Adayı da yok. Sence neden? Sen tanıyorsun ya. Çünkü yani şimdi bir şey diyeceğim ama yani ekmek elden su gölden. Gerçekten böyle bir gruplaşma hissediyor musun şu an? Hissediyorum tabii canım. Hissetmesem zaten bunu konuşmam. Bu zamanında seni de korudum. Sen ne yaptın? Beni arkamdan bıçakladın. Ödül olan bir yarışmadaysak insanlar buraya biraz da ödülü kazanmak için doğru. Gelmiştir. Bana kin duymamı sağlayacak ne yaptığımı bilmiyorum.
bilmiyorum. Ama bir düşün bakalım Mehtap acaba hiç... ne yaptın? Sen Elda'yı mı istiyorsun, Ali'yi mi? Elda'yı mı istiyorsun? Oh. Aşkım bilmiyorum ne zaman son bulacak. Hiç son bulmaz. Ceyda'nın eski sevgilisini alınca Ceyda da benim eski sevgiliye yazmaya başladı. Fark ettin mi? Final günü, ki benim çok sevdiğim final günü, Hande Yener'in müthiş sürpriziyle tat kattığı final günü. Niye çok seviyorum? Elenmedi kimse diye. Yine de Adnan ve Tankut bir dertleşme aralığı yakaladı o gün. Bir şeyler konuştular. Bakalım ne konuşmuşlar. Yakaladım. Siz katılacak mısınız onların fikirlerine? Ben çok sessiz geldin oğlum. Niye böyle oldu ya? Ya bundan sonra böyle baba. Hayırdır? Böyle bir genel karar mı aldın? Tabii karar aldım. Bundan sonra büyük bir karar aldım. Ulan bundan sonra dedin zaten kalmış 7 gün. İşte 7 günde isteyen istediğini yaşa. Hani normalde diyorlar ya. Azap mı ettin insanları? Çaldıktan sonra hani bazen yüzü çıkacak diye. Onu gördüm dedim ki vay hiç konuşmayacağım. Bana ne geldi biliyor musun? 8 aylık. Bugüne kadar hiç bu evdeki gruplaşma gördün mü sen? Ne? Yok. Ama bak şunu görüyorum şu anda. 8 aydır. Burada herkes kılıç çekmiş birbirine, vaa 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 yapmış. Ondan sonra yapan yapılmış, atıyorum. Ölen ölmüş, kalan kalmış. Neler yapılmış? Şimdi yılan bana dokunmasın, benim konuşmama gerek yok. Artık konuşmayalım, ne sen benim hakkımda bir şey söyle, muhatap olmak istemiyorum. Sen benim hakkımda bir şey söyleme, aynen öyle. Konuşmayalım. Aynen yani bitti, öyle. Olan oldu artık. Güzel bitti. Ayrılalım. Yani bitti, yok bitti. Yani bitti. İlişkiler artık bir arada olalım. Biz yapacağımızı yaptık. Hı-hı. Tamam artık biz, Mehtap'ın bize bulaşmayın. Mehtap'ın o tavrı o yüzden yani miydi sence? Ha, bize bulaşmayın. Mehtap'ın tavrı... Ben Mehtap'la dün konuştum kardeşim. Çok ilginçti yalnız. Mehtap'la ministeri konuştum. Aslında çok mantıklı. İkisinden de söz aldım. Kendim de söz verdim. Bu saatten sonra kimse, üçümüz özellikle, ilişkisini yaşayan yaşasın. Hiçbir şekilde yorum yapılmayacak. Adnan'cığım seni kıran neydi? Niye böyle hiç yorum yapmama kararı aldın? Çünkü biz bu evde yorumlarla varız. Hani ne bileyim... Bu ilişkileri zorlaştıran da o, bu ilişkilere sınav anlamında destek veren de o yorumlar aslında. Evet, keşke herkes onun farkında olabilse Seda Hanım sadece. Çünkü ben burada sadece bir ilişki hakkında yorum yapınca yaptım. Ve şey boyutuna döndü. Sanki bugüne kadar tüm ilişkilere karşı ben aynı şeyleri hangi yapıyormuşum. Hangi ilişki hayatımı? Batu ve Nur hakkında yorum yaptım bugüne kadar. Sadece onların samimiyetine inanmadım. Ama insanlar, daha doğrusu Nur'un samimiyetine inanmadım. Evet, yani öyleydi. Ama insanlar sanki bugüne kadar bu evin içerisinde hiçbir aşka inanmamışım ve bütün aşklara çomak sokmaya çalışmışım pozisyona getirdiler. Bu da benim iyice canımı sıktı. Bu arada Nur rahatsız biraz. Yine hani havalardan, yorgunluktan, stresten. Şu anda burada değil. Önemli de değil. Biz rahatça konuşmamıza devam edebiliriz bu konuyla ilgili. Çünkü nasıl olsa duyulacak, görülecek. Kimse kimsenin arkasından konuşmuyor. Bunun etik olarak bir sıkıntısı yok. Kimse kimseyi kırmak için bir şey yapmıyor. Düşündüklerimizi niye söylüyoruz? Buna mecburuz. Aslında dışarıda da hepimizin ilişkisi hakkında, bırak ilişkiyi, evliliği hakkında konuşan yok mudur? Benimki hakkında konuşan yok mudur? Sadece görmüyorum. Sadece benim suratıma gelmiyor bunlar yani. Ama bizim, sizin geliyor. İşi zorlaştıran bu. Ama güzelleştiren de bu. Çünkü bu bir sınav aslında. Yani ben buna inanıyorum. Sen peki niye aniden döndün? Kötü bir reaksiyon mu aldın? Ne oldu? Ya kötü reaksiyonu ev içerisinde aldım. O gün de Batu'nun o yorumları üzerine ben zaten tamamen çektim kendimi. Şimdi geçen hafta bu evde bir gruplaşma konusu konuştuk. Hatta bandını girdim. Bekarlarla hani Batu tıra evet aldı orada. Hani bekarlar bahçeye yürüdü falan. Öyle bir şey konuştuk. Bekarlar gruplaşıyor mu diye. Gerçekten böyle bir gruplaşma hissediyor musun şu anda o deftere isimler yazıldıktan sonra? Hissediyorum tabii canım. Hissetmesem zaten bunu konuşmam. Yani net açık konuşalım. Yo açık konuşuyorum zaten. Çiftler Selam dışlıyor yani, mu artık bekarları? Çiftler dışlıyor mu bir şey diyemeyeceğim ama biz çiftlerin yanında yer almadığımıza göre demek ki bazı şeyler değişmiş. Yani siz onların yanında rahat hissetmediğiniz için mi yer almıyorsunuz artık? Sedan, genel konuşmamak lazım bunu. Çiftten çifte değişiyor bence. Adnan şunu söylüyordu, biz biraz evvel de bunu konuşmaya başladık. Hatta Emre de üstüne geldi bu konuşmanın. Bazı çiftler birbirleriyle zaman geçirmekten hoşnutlar.
birbirlerinden destek alıyorlar. Ve bu yarışmanın sonunu bu şekilde getirmek istiyorlar. Gayet normal olabilir. Ama ben kendi adıma konuşayım. Ben döndüğümden beri Dani ile birkaç kere beraber konuşabildim. Etrafımızda hep bekar arkadaşlarımızla beraber sohbet ettik. Hep de olacak. Yani. Ya Allah ben de konuşur. Memnunum yani bu konudan. Bakın ben geçtiğimiz sene evli arkadaşlarımızla oturuyordum. Ayrılanlar oldu. Şimdi yarısı bekar yani. Yani. Hayat bu. Yani. Yani ne olacağı belli değil. Bugün evli olan yarın bekar olur. Yarın bekar olan evli olur. Sen bekar kalırsın. Yani insanları evli bekar. Tamam evlilik bir yaşam biçimi, bir sosyal statü ama şunu da söylemek istiyorum bu evde. Fırsatını bulmuşken söyleyeyim. Bir Mehtap, bir Melis, bir Adnan, işte bekar kim varsa onların bu eve katkıları 9 aydır asla ve asla yadsınamaz. Evet kötü konuştular bazen. Evet bazen sert eleştirdiler. Ama çok şey içinde çok kişinin gözünü açtılar. Yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsun Seda Hanım. Peki şu an niye sustular Seda Hanım? Ben Adnan için evet Adnan kırgın olabilir. Bazı insanların bu gruplaşmaları, bazı insanların gongtan sonra yüzlerinin tamamen değişmesinden dolayı kırgın olabilir. Ama ben Melis ve Mehtap hakkında mesela böyle düşünmüyorum. Bence bu bir rahatlamayla alakalı. Gong çaldıktan sonra böyle bir karar almaları bana çok değişik geldi. Belki de ona sormak lazım. Mehtap'cığım hadi açık yüreklikle söyle. Her türlü şeye kalmadı. Rahatlama geldi yani tamam, açıkçası. Seni rahatlatayım. 9 ay boyunca oynadım. Şimdi oynamıyorum, oturuyorum. Acaba Nur'la daha mı çok vakit geçirmek istiyor gibi düşündüm. Hani ya da bekarlar daha çok vakit geçirsin aralarında bir şey doğar mı demek istiyor. Ama yani şunu diyebilirdi. Keşke Nur benim yanımda kalsa hani artık gong da çaldı yan yana kalsak desek anlarız. O türlü hani, diyebilirdik. Bu iyi niyet bunu diyebilirdik ama bütün çiftleri ayrı bekarları ayrı bir eve koysunlar istemiyoruz demek, demek farklı bir şey zaten. Bence. Onu mu demek istedi sence Adnan Batu öyle konuşurken? Vallahi ben pek iyi niyet göremedim o söylediğin sözünü. Ben de göremedim. Ben gördüm öyle. Nasıl bakarsan öyle. Niye? Sen çiftsin çünkü biz tekiz. Hayır alakası yok. Neyse. Batuhan yok bunu ona sormak lazım. Ne yapalım o zaman? Batuhan nasıl olsa bunları dinleyecek yani. Eve girdik eşimizi bulamadık. Ölelim yani, mi yani doğru. Çift değiliz diye. Onda söyleyecek bir şey varsa yarın söyler. Ama bu evde hep böyle olmadı mı Seda Hanım? Erkekler de konuşuyor bir dinleyelim. Eser Allah'ını seversen. Ama yok ya abi yok bu yok. Tamam. Tamam. Eser Batu'yu savunuyor şu anda. Ya tamam, Batu yok savunabilir. Abi. Ne tamam. Evet Batu'yu savunuyorum. Savunabilir. Abi adam ne niyetle söylemiş siz evet, ne niyetle algılıyorsunuz. Nur'la daha çok vakit geçirmek istiyor. Evet benim de fırsatım hatta dışarı çıktık çocuk diyor ki ya yok ya. Dedim Batu hakikaten böyle bir şey olmasını ister misin dedim. Ya yok ya saçmalama sıkılırım ben de öyle bir şey dedi. Yani, yani bu ne yamançı. Ya, ama işte o zaman niye yayında söylüyor. Yani yürüyün gidin ya. Şu anda tamamen kötü niye. Ama Eser'cim o zaman niye yayında söylüyor? Sevgilisiyle daha çok vakit geçirmek isteyen birini mi oynuyor? Abi gerçek yüzünü ne çık ortaya diyorsun, lafı atıyorsun. Ne gerçeği ya biliyorsan abi, söyle ki. Söyle biz de senin ya, gerçekleri ya konuştuğunu bak, bilelim o zaman. Batu'nun nasıl bir insan olduğunu biliyorsunuz. Hayır, kalkıp da burada sırf konuşmak için diyorsunuz ki aa işte Batu şu niyetle söyledi. Bu niyetle söyledi. Ya abi adamın arkasında suratına gülüp de burada olmayan arkasından konuşmayın tamam ben burada kimseyi savunmuyorum. Yok burada ha. Olmayan diye bir şey yok duyacak nasıl yok olsa. Abi, eser, yok abi burada yokken arkasından konuşulmuş arkası oluyor. Arkası falan çünkü yok adam bu programı sen de savunamaz. Çok iyi biliyorsun. Ne arkası var ne önü var. Her arkası şey ortada var, hepsini duyacak. Var, abi. Böyle yani bir şey olamaz. Hepsi yani. Duyacak yarın onu söyleyecek bir şey olursa gelsin söylesin. Bugün gelmeyi tercih etseydi bugün de söylerdi. Sen rahat ol ama onun hakkında yani onun savunmak istiyorsan da savun. O konuda da rahat ol yani düşündüklerini söyle. Rahatım abi rahatım bana ne ya gidin ne söyleyeceksiniz söyleyin ben. Batu'ya ben sorduğumda Seda Hanım şaka olduğunu söylemişti. Hani ben burada arkadaşlarıma söyleyeyim şaka olup olmadığını Batu'ya da soracağım dedim. Sordum. Kanka saçmalama gerçekten de şakaydı dedi yani. Eğer zaten ya. Eğer şakaysa zaten herhangi bir problem yok. Ama ciddi anlamda söylediyse bu kişiden kişiye göre yorumlar değişir. Bazısı hani alınır, bazısı oynamayın demesine de ben burada şaşırıyorum gerçekten. Siz demin demiştiniz yani çiftler arasında ve bekarlar arasında bir ayrım oldu mu? Ben bu ayrım olduğunu görmeye başladım. Geldiğimden beri, döndüğümden beri ki ev zaten değişmiş. Buna hak da veriyorum Seda Hanım. Sonuna kadar hak veriyorum. Çünkü çiftler birbirleriyle beraber zaman geçirdikleri zaman, kaynaştıkları zaman mütefik oluşturuyorlar bir bakıma. Ve bu evde
söylenilen bir lafın arkasından tasdik edilmesi kadar önemli bir unsur yok. Katılıyorum. Bu unsur olduğu zaman çiftler arasında atıyorum örnek vereceğim mesela kusura bakma seni kullanacağım yok, şu anda. Eser'le Cansel ve Batuhan'la Nur. Gayet güzel bir şekilde dörtlü çok güzel bir çiftler ve ben onları tasdikliyorum. Her dördünü birden tasdikliyorum. Fakat bu çift şu anda da görüldüğü üzere Eser Batu'yu koruyor ve gayet güzel bir şey. Batu korurum abi, zaman korurum. Eser'i de koruyor. Çünkü o benim bu dostum. Anlıyor musun? Zamanında seni de korudum. Ya. Sen ne yaptın? Beni arkamdan bıçakladın. Sen beni hiç tamam korumadın. Sen korudun kanka. Sen biliyorsun, iyi biliyorsun. Bu konulara tamam. Girme benimle. Tamam, tamam mı? Sen haklısın. Nur'la Batu. Nur, Eser bitmedi. Oradaki bitmedi, Eser. Kadınlar, kızlar evindeki ben, Eser en bitmedi. Sevdiğim... Eser bir tanıt Eser, ben tamam konuşuyorum, mısın? Benden sonra konuş. Bana bitmedi. Yükselme böyle. Bana böyle yükselme. Ama bir tanıt bir yükseldim mi? Sana böyle yükselme. Eser'e yükseldiyorum. Eser. Yükseliyorsun. Tamam, burada ben de konuşuyorum. Mesela. Bak burada konuşuyorum, sen de konuşturtmam böylece. Konuşmasını tamam bitirse ne olur? Kanka. Bana doğru gel. Tamam mı? Bana tamam. Öyle sarılıp da bilmem ne yapıp da burada bana yükselme böyle. Ya kardeşim ben sana yükselmedim. Tamam yükseldin hissediyorum kanka, bana yo, bunu yapma lütfen. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Bırak da Tankut söylesin çünkü şimdi, bitirmemiş. Şimdi ne oluyor Seda Hanım? Gong da çaldı, sonuna doğru gidiyoruz. Burada her ağızdan bir ses çıkıyor. Burada tabii ki destek istenmek zorunda, olması zorunda. Çünkü o zaman işler kolaylaşıyor. Burada böyle bir müttefiklik kurulduğunu ben görüyorum. Emre kusura bakma. Evet abi, şey sonuna kadar ben Emre'yle burada Batu'yu azaldan... destekliyorum. Batu ile Nur'u da sonuna kadar destekliyorum. Burada Emre'yle... kimsenin arkasından konuşturtmam onlara, tamam mı? Burada kimse budur. Arkasından herkese bilin. Ya artık bu evde arkadan konuşulmamadığını biliyorsunuz. Var. Efkan kesiyorsun var. Ya. Öyle bir şey yok. Kesiyorsun. Şu anda neyse, yayındayız. Bilmiyorum bunun dışarıda ne şey konuşuyorsunuz yok. Ama dinle yayında sevdi. Olan her şey arkadan konuşma değil. Tüm Türkiye izliyor, pes. Ha onu da söyleyecektim. Yok abi, Batu burada değil. Şu an Batu'yla bir işi konuşuluyor ve Batu burada kendini savunamıyor. Ben Seda Hanım'la yarın savunur. Bir saniye. Yarın savunur. Bugün burada olmayı tercih etseydi bugün de savunurdu. Ama biz kimsenin keyfini bekleyecek zamana şu an sahip değiliz. Artık son bir haftamız. Ama bu burada arkadan konuşulmuyor. Hayır, konu bu. Bu konuşulacak. Arka önü yok. Dediğim gibi milyonların önü bu. Yarın gelsin savunsun. Hayır, burada biz yani kötü bir şey de ben Batu'ya söylemiyorum. Sadece sizin sormuş olduğunuz soruyu elbette kendi düşüncelerimle cevap vermeye çalışırken yükseldin oluyor, şöyle oldun, benim ağzım kapattırılıyor. Ben yine söyleyeceğimi önemli değil. Söyleyeceğimi zaten söyledim. Zaten bu reaksiyonlar da beni birazcık kuşku getirtiyor aklıma yani. Hani herkes çok atıyor tutuyor burada ama gerçeklik derecesinde bu atılan tutulanların, onu da bir düşünmek lazım. Bu kadar Seda Hanım. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Melis hoş geldin. İyi misin şimdi teşekkür biraz ederim. Daha? Teşekkür ederim. Biraz rengin daha rengin soluk. Biraz daha iyiyim. Teşekkür tamam. ederim. Tamam. İyi o Seda zaman. Hanım, devam edelim o zaman biz şey de tartışmamıza. Dayın Dani'nin attığı taş bana da geldi. Gong çaldıktan sonra bir rahatladınız falan tarzında bir seni şey söyledi. Seni ekart ettim ben. Ha, tamam. Beni ekart ettiysen bir şey demiyorum. Evet. Çünkü... Farkındaysan Adnan için demiyorum ama demiştim. Çok Melis'e de soracağım. O da bekar ve onun da bu evde çok emeği var. Var. Evet. Kavga çıkardı. Evet, insanların arasını bozmaya da düzeltmeye de çalıştı. Hı hı. Ama çok emek verdi. Tabii ki. Konularla ilgilendi. Hı hı. Her konuda yorum yaptı. İşte duyguyu en uç noktalarda yaşadı. O yüzden sen de 9 aydır emeğinle burada Melis söyle. Bekarlarla çiftler arasında bir ayrım oldu mu? Geçen hafta da tartışmıştık bunu ama Gong'dan sonra bunun yükseldiğini az önce izledik. Sen yoktun o sırada. Adnan ve Tankut konuştular. Onun üzerine tartışma yapıyoruz. Seda Hanım, ben bunu başından beri savunuyorum zaten. Kesinlikle bekarlar ve çiftler arasında burada bir ayrım var. Ne kazanç sağlayacak sence çiftler birlikte takılarak veya sizi dışlayarak? Çiftler birlikte takılarak şu kazancı sağlıyor. Her hafta 10 bin lira gibi bir kazanç sağlıyorlar. Siz bireysel olan birinin 10 bin lira aldığını kaç kere gördünüz? Çok nadir. O da ihtimali var. Aşk ihtimali evet. var veya aşksız kalmasın. Ya aşk acısı çekiyordur ya sevdiği insanın peşinden koşuyordur. Çok nadirdir. Ve sonuçta burada ödül varsa, ödül olan bir yarışmadaysak insanlar buraya biraz da ödülü kazanmak için Doğru. gelmiştir. Yani hiçbirimiz aptal değiliz. Doğru. Bunu hepimiz biliyoruz. Doğru. Yani kimse bana demesin ki ben 10 bin lira istemiyorum, ben Yok. Aşkım için geldim Maddiyatı geç. Yani bu bir motivasyondur Tabii aynı zamanda. Tabii ki de motivasyondur aynı zamanda. Aynı zamanda halk tarafından daha çok sevgiye maruz kalıyorsunuz. Tabii. Yani halk bireysel olan kişileri... Bazen taşlarken çift olan kişilere, o çift olan kişiler belki bireysel olan kişilerden misli misli negatif kişiler olsalar bile, misli misli kötü karakterler olsalar bile onları tutuyorlar. Çünkü diyorlar ki bak ne güzel aşk yaşıyorlar. Belki de yalandan aşk yaşıyorlar
Ama insanların haberleri yok. Çünkü bizim Türk halkı çok iyi niyetli insanlar. Naif, evet. Naif insanlar. Peki, Dani demişken, Dani ve Cansel'in Mehtap hakkında söyledikleri vardı bugün. Bakalım Mehtap için neler söylenmiş. O kızın bir erkek arkadaşı var, uzun ilişki devam evet. ediyor. O nişanlı işte, ben yüzük takmışım bilmem ne. Mehtapcığım sen 8 aydır burada kimsesiz oturuyorsun, onu ne yapacağız? Sen ilk önce bir insanlara nişanlısın, onu yapamıyorsun. İşte sevgilim var, bunu yapamıyorsun diyemeden önce bir dön kendine bak. Aha de, benim neyim vardı, kim beni istedi de? Ha? Kim benim bu çenemden beni istedi? Bak senin söylediğin o şey var ya, o kadar doğru ki. Mehtap hayatını bu yarışma programı üzerine endekslemiş. Ve ona göre peki, buraya gelen herkes... bir adım önde bir adım. Kardeşim evet. burada millet yalnız at koşturmuyor gibi. Burada. Aynen, at koşturmuyor aynen. Anladın mı? İnsanlar evlenmeye çalışıyor. Evlilik evlenmiş basit bir şey değil. Sen evlenmiş boşanmışsın, bunu daha iyi bilmen lazım. Hatalı bir evlilik yapmışsın. Öğrenmiş. Benim annem babam hatalı bir evlilik yapmış. Senin annem baban hatalı bir evlilik yapmış. Biz de dikkat edineceğiz tabii ki. Herkes dikkat edecek. Ya ayrıca gerçekten çok saçma değil mi ya? Yarışma programı için sırf evlenmek. Şimdi şunu düşünmesi lazımdı. Ben gerçekten hazır olmadığımı hissetmesem, gerçekten bu adama değer vermesem, kendime değer vermesem, ben o yüzüğü takardım, evlenirdim. Zaten bir şey söyleyeyim, Mehtap senin yaptığının doğru olduğunu farkında. Bu daha ama samimiyetsiz değil mi? Yok canım, laf olsun, torba dolsun yani. Aynen, bak onu diyecektim. Bu Mehtap... beni, ben şu an samimiyim. Tamam, esas işte onu yapsaydım samimiyetsiz olurdum. Senin yaptığın doğru olduğunu farkında. Onun amacını yermek. Yermek, bu kadar. Tek evet. amacını biliyor musun? Konuşmak, o yüzden seninle iletişim kurmuyor, sadece konuşmaya çalışıyor. Şunu Yıldırım demiyor, ya, şunu demiyor. Dani, sen işte nişanlı değilsin Tankula, sen bilmem ne, sen bilmem ne. Ama aslında şöyle demesi lazım. Ya Dani, ben Tankut'u elde bile edemedim ki. Ben ne diye sana laf atıyorum? Benim elde edemediğim adamı elde etmişsin. Bir de ben sana diyorum ki sen onunla evlenmeyeceksin. Doğru. Diyorum. Ya bana ne kardeşim? Var mı böyle bir şey? Mehtap kimi elde etti ki zaten burada? Elde etmesi etmemesi de problem değil. Sen bunu yapamadıysan karşındaki insana sadece laf atmak için atıyorsan aynen. saçma duruyor. Senin eleştirilmeye saçma. Her türlü bizim hakkımız var. Evet. Her türlü eleştirileceksin kardeşim yani. Mehtap, bunlar bayağı sert sözler. Yok, hiç sert değil. Bunlar benim aylardır sevdiğim kızım beni sevdiğini gösteren sözler. Bir. İkincisi de... Cansel'den bahsediyorum. Tabii ki, konuşan kişiden bahsediyorum. Diğeriyle zaten baştan beri arkadaş değilim. Konuştuk falan. Bunlar tamamen benim sevdiğim dediğim kişilerin, hani ben yapıyormuşum, ben kötüymüşüm ya. Benim de sevdiğim dediğim kişilerin böyle gerçek yüzlerini görmekte insanlara bir şey göstersin artık. Senin bu düşüncene başka ben geçen şey hafta sahip oldum Mehtap. Geçti evet. oturan, tamam. Sensin, haklısın. Senin tecrüben, boşu boşu. Senin tecrübenin yanından bile geçemem. Evet, 30 küsür yaşındayım, evlendim, ayrıldım. Senin tecrübenin yanından değil geçemem. Değil geçemem. Sana diyecek hiçbir sözüm yok. Ben sana gerçekten bir sevgiyle gelmiştim. Ben de karşıma geçmen için, işte. Bu kadar düşman olman için de ne yaptığımı ben bilmiyorum. Ben sana düşman olmadım. Bu kadar ben sana düşman olmadım. Bu kadar beni eleştirmeni, hatalı bir evlilik diyebilecek sensin. Kadar. Hatalı evlilik derken annem babamı yani da kattım. Ben orada seni kötü eleştirmedim yani. Bana kin duymanı sağlayacak ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir düşün bakalım Mehtap, acaba hiç, ne yaptın? Aferin sana. Yani ne kadar sevgimi hak ettiğini gösterdin. Bu. Beliz. Seda Hanım, sürekli işte Mehtap şunu yapamadı, Mehtap birini bulamadı, Mehtap öyle yapamadı. Ya Seda Hanım, birini bulmak çok zor bir şey değil. Kör topal herkes birini bulabilir ya da... Bakın, benim başından beri söylediğim bir söz var. Birini bulmak değil, birini bulmak. Heh. Anlatabilir miyim? Aynen öyle ya da... Birini bul. Yani bin para. Buradaki insanlar kendilerine layık birilerini bulmuşlar işte. Ne yapsınlar? Kendi ederleri kadar birilerini bulmuşlar. Ya buldukları insanlarla ne kadar övünüyorlar. Demek ki bu zamana kadar hiç dikiş tutturamamışlar. Demek ki bu zamana kadar hiç birini bulamamışlar. Ya da onları alacak birinin hiçbir zaman olmayacağını düşünmüşler. Burada birine tutunmuşlar. Aman bu beni alır, aman bu beni alır. Şimdi kafalarında öyle bir psikoloji oldukları için insanların hani ilk defa hani birisi beni alacak. Aman Tanrım, buna tutunmam lazım. Psikolojisinde insanlar. Aslında yaşları da daha birinin 19, birinin 24, 25. Hani bu kadar psikolojiye girmelerine gerek yok. Buradan sonra da uzun bir hayat var aslında önlerinde. Ama tabii ki de belki onlar için uzun bir hayat olmayabilir. Çünkü hayat yoktur belki onlar için. Herhalde anlaşılan bu korkuya sen sahipsin canım. Her neyse. Valla bunu hiç ben söylemedim. Melis'ciğim, ben dürüst olarak bir saniye. Şöyle, ben burada bir dakika hayat. Bir dakika hayat. Ya Seda Hanım, ben burada bulamadım. Şuna, bir hafta kaldı. Bulanlar ne olacak? Mehtap'cığım, ben zaten sabahtan beri burada değildim. Bir konuşmama müsaade eder misin? Bulanları da göreceğiz. Neyse Seda Hanım, ben Mehtap'ta tabii ki
evet daha önce evlilik yapmıştı. Evet Mehtap daha önce onu alan birini bulduğu için böyle bir sıkıntısı yok. Böyle bir kompleksi yok. Diyor ki beni alan daha önce biri oldu. E ben bir çocuk da dünyaya getirdim. Beni alan yine birini bulurum diyor. O yüzden sıkıntı yapmıyor. Bulduğuna yapışmıyor yani. Sıkıntı bundan ibaret. Yani şöyle bir şey var. Alan veren yani teşekkür bizi ederim. Alan. Biz kadınız ama ya alan lafı diye bak ona katılmıyorum. Çok saçma yani bir şey almak yok. Diye bir şey yok. Biz gönüllü gitmezsek o evliliğin bir anlamı yok. Ama şuna katılıyorum. Gerçekten de sonradan göreceğiz. Evlilik son değil başlangıç bunu hep söylüyorum. Çok güzel yani. Diyorsun. Hı-hı. En zor orada başlıyor işte her şey. Ah bir başlangıç yapabilirler. Artık öyle kapıyı vurup gitmek, artık öyle surat asıp kafana göre takılmak, artık öyle adamla 3-5 gün konuşmamak, artık öyle herkesin içinde bağırmak bunlar yok evlilikte yok yani. Anlatabiliyor muyum? Seda Hanım ben şu an burada yaşanan ilişkilerin bir demo ilişki olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse yani isteyen üzerine alınsın, isteyen alınmasın. Hepsi ama yakın bu arkadaşım. Yarışma bittikten sonra her gün burada birbirimizi gördüğümüz gibi görmeyeceğiz. Eğer gerçekten çıktığımız anda evlilik olmayacaksa ben birçok ilişkiyi zorlayacağını ve gerçekten ilişkinin buradan çıktıktan sonra yaşanacağını düşünüyorum zaten. Belki senin ilişkin zorlanmayabilir Dani. Çünkü sen Tankut'a mecbur değilsin. Ama burada karşısındaki insana mecbur olan insanlar var ve onlar çok zorlanacak. Sen... Erdem'i istiyorsun alayım mı? Erdem'i istiyorsun. Oh. Aşkım bilmiyorum ne zaman son bulacak. Hiç son bulmaz. Ceyda'nın eski sevgilisini alınca Ceyda da benim eski sevgiliye yazmaya başladı. Fark ettin mi? Ercan bir açıklama yaptı. Biz diğerleri gibi halka oynamıyoruz dedi. Bakalım efendim. Buyurun. Bana nokta atışı yapacaksın kardeşim. Seninle ilgili böyle düşüncelerim var. Ben de ya bunu çürütmeye çalışırım karşımdaki kim insan değerliyse. Kim dedi onu? Hani Adnan Eser'in sabahki konuşmasından bana şey yönlendirdiğini düşünüyor da. Ben öyle bir şey hissetmedim. Hani öyle bir şey hissetsem evet, kardeşim. O... Senle Hande'nin gong çaldıktan sonra sevgili olmanızın üzerine oynamayın tamam. Abi oynamayın. Peki Adnan'cığım bundan ne gibi bir yanlış anlaşılma ya ne gibi bunu nereye çekebilirsin ki abi? Gong çalmadan önce böyle bir durum olsa diyeceğim ki adamlar haklı belki diyecek ki elenme korkusu mu yaşadı bir böyle bir şey mi oldu da ilişkiye başladılar hani elenmeyiz muhabbetine. Gong çalmış zaten kimse elenmeyecek. İkinci çift. Sezona kimsenin olacağının garantisi yok zaten. Sizin yani çift olmanızı biraz söyledi işte sabahtan beri diyorlar. Kanka, problem olay gongluk değil. Elenmek elenmemek değil. Ne peki? Olay final. Ne olmuş finale? Ne olmuş? Zaten finale çiftler girecek diye sizi çift... Hani, o değil mi? Çiftler girecek dedi ya saçma. Siz. Tamam okey haklısınız da. Birincisi... Gong değil elenmek değil yani. Tamam anladım ben seni de bizim finale girip girmeyeceğimiz zaten hiç böyle bir düşüncemiz yok. Ki zaten birinci olmak gibi bir düşüncemiz de yok. Niye abi olsun niye? Abi olamayacağız çünkü. Niye abi? Biz halk oynamadık zamanında burada bu kadar. Tamam abi sen niye adamlar neler yaptı ya? Sen niye algı yaratıyorsun yapamayacağım diye? Devam böyle kaş kaz yapıyorsun da. Beni şey yapma kardeşim. Hayır kardeşim. Şu an cesaret bir şekilde bunu söylemene hayran kaldım. Ben zamanında evet böyle ilk geldiğim günden beri halk oynadım. Oynasaydım kardeşim yemin ediyorum bizim de çok ciddi fanlarımız olurdu. Ben de bir şeyler yapardım. Bana da hediyeler gelirdi. Ben hiçbir zaman böyle çiftler bir şeyler mi halk oynadı? Ha? Çiftler bu başka mi bir şeyden bahsediyor. Kardeşim sen zamanında çiftler de oynadı, tekler de oynadı. Yani bir anlamda bu şu demek. Benim final beklentim zaten yok. Birincilik beklentim yok. Deftere ismimi yazdırmak hani biz birinci olalım o yüzden çift olalım anlamında değil. Çünkü zaten geç kaldık diye kendinizde birincilik şansını görmüyor musunuz? Evet Seda Hanım doğru. Sabah Eser bir konuşma yapmıştı. Bir şey ben bir şey söyleyeyim. Yok onu kanka ben o şakasına ben orada şey yapmıştım. Biliyorum güzel yani. Kardeşim. O ben muhabbet biliyorum. Öyle ya. Hani biliyorum Eser'cim. Size böyle diyorlar ya ben aha. De ona şaka istinaden biliyorum, ben biliyorum güzel kardeşim. Ben. Zaten Adnan da hani öyle bir şey anlamış. Ben de dedim ki Eser'in zaten bana karşı bir durumu olsa gelip bana sorar. Ben de cevabını veririm. Hani kanka böyle yok orada muhabbet döndü. Orada hani biliyorum sende bir durum şeyden, yok zaten. O şeyde de hani çiftler oynuyor falan ona alınmıyorum hiç. Yok şey ben zaten yapmıyorum. Söyledim kardeşim. Benlik bir durum yok orada. Ben üzerime alınacak bir şey olsa zaten gelip konuşurum seninle. Neyse konu senden çıktı. Birinciliğe geldi. Hani finale bu kadar yaklaşmışken neden Hande ile birlikte oldun falan filan. Konu buraya geldi. Kardeşim tabii çünkü ben... Gong'tan sonra yazdınız ya isminizi. Aslında tanıma yoluna önceden girmiştin. Buna rağmen öyle olunca tek çiftte Gong'tan sonra yazan siz olunca apar topar ne oldu dedi insanlar. Aslında evet Seda Hanım apar topar olan bir şey yok bana göre. Çünkü biz yaklaşık 3 hafta Hande ile konuştuk. Ailesinin düşüncesini aldık, birlikte oturup bir karar verdik ve bu durumda olduk. Biraz ani oldu belki, eyvallah ama burada çok ani çıkışlar yapan insanları da gördük.
bazı duygular ansızın olur. Bizimki de sanırım öyle ani bir şey oldu. Ani çıkışlar, ani çarklar, birçok şey gördük. Aynen, haklısın. Bunları çok gördük. Ben o yüzden eleştirilere de açığım bu konuda. Arkadaşlar kendi fikirlerini paylaşıyorlar. Birincilik konusunda da yine fikrimin arkasındayım. Zamanında bu evde olan adaylar için konuşmuyorum sadece. Çıkan adaylar da dahildir buna. Halka oynamışlardır, fan satın aldılar bilmem neler. Ya ben kendim bizden şahit oldum. O yüzden söyledim, benim birincilik gibi bir amacım yok. Zaten olamaz. Birinciliği benden çok çok daha fazla alnının teriyle hak eden insanlar da var burada. Onlara da anasının ak sütü kadar helaldir birincilik. Peki inşallah sen de onlardan birisin, i̇nşallah. Adaylardan birisin. Neden olmasın? Şimdi kestirip atmayalım ümitleri. Hande bir şey söylemek istiyor, sonra diğer çiftlere soracağım. Bizim bu olayımız Gong'dan sonra olmadı zaten. Gong'dan önce de biz konuşuyorduk, bunu söylüyorduk, telefonda konuşuyoruz falan diye. Daha sonrasında birazcık daha yakınlaştık. Ondan sonra karar verdik zaten yazmaya. Yani zamanlamanın onunla ilgisi var. Finale falan oynamıyoruz şey yani. Öyle bir derdim de yok. Onun da öyle bir derdi yok. Ercan nedense Eser ve Cansel'i tenzih etti. Geriye kalıyor Emre Hazal. No. Geriye kalıyor Nur Batu. Geriye kalıyor Dani Tankut. Ben hiç üstüme alınmıyorum Seda Hanım. Eyvallah. Hiç üstüme zaten alınmıyorum mi? Yani. Yok, yapan biliyorsun. Varsa gitsin yapsın nişanlı gelsin karşıma otursun. Aynen, ondan sonra. Öyle. Başka da hiçbir şey demeyeyim. Tankut sen ne diyorsun? Seda Hanım ben baştan beri zaten hiç üstüme alınacak bir durum yok benim bu konuda. Yani Ercan'ın... Ercan zaten senin yanında konuştu. Ya zaten beraber konuştuk. Ercan'a onda sorun bence kime söylediğini. Kaldı ki... Direkt Ercan söylesin kanka kimi kastediyordun Allah aşkına söyle. Kaldı ki ben onları görmeyiz zaten abi. Destekliyorum Seda Hanım. Peki. Yani bu evde de hatırlarsınız biz çok Dani ile beraber ne yollardan geçtik. Beraber birbirimizi tanıyoruz, yavaş gidiyoruz dedik. Herkes tepemize bindi. Aa ne zaman olacak, ne zaman olacak? Aa hadi dedik biz tandır olduk. Aa ne tandırı, yalan böyle bir şey olur mu? Olmaz dediler. Evlenme teklif ettik, ne evlenmesi. O yüzden yani benim söyleyecek bir lafım yok. Onu çok iyi anlıyorum. Sevgidir bu, zamanı belli olmaz. Ben sizi destekliyorum. Sonuna kadar destek. Ya biz ne yapsak boş yani onu demeye çalışıyor. O yüzden evet. Bu yarışma bitecek. Benim kazandığım en güzel şey burada Tankut'tu. O yüzden onun yani. Aynı şekilde ben insanların ne düşündüğü artık hani ben, da değil yani. Doğru. Beni destekliyorsan teşekkür ederiz ama artık zaten bir önemi yok. Peki ama bugün Hande'ye başka bir yorumum vardı. İzleyelim bakalım Tankut'la ilgili yorumunu Hande'ye yaptı. Demek ki o yani bu yarışmaya sadece bu anlamda gelmiş. Sadece evlenmek için gelmiş. Yani hayatında gerçek anlamda bir ilişki yaşayıp o kişiyi bulmak için gelmemiş. Sonuçta ben Tankut'u buldum. Ama sırf yarışma formatı diye evlenecek olursam bu samimiyetsizlik olur. Anlatabiliyor muyum? Ama ona göre hani yarışma formatı bu ya. Evlenmen gerekiyor. Yarışma sonunda evlenilecek. Ya saçmalık yani. Öyle bir şey olabilir mi? Şey saçmalama. Ya. Bu adamı kandırmak olur. Sen kendini de bir kandırmış bir kere kendinden olursun. Emin olmadan, karşısındakinden emin olmadan evlenmek ne kadar doğru ki? İşte öyle ben bunu diyorum ya. Yani. İnsan hayatı, şey bak insan hayatı maneviyat, maddiyat yani bunlar çok kapsamlı şeyleri içeren bir şey anladın ya mı? Zaten yani sadece maddiyat uğruna dediğin yapmak olay, çok saçma. Kesinlikle ya bak şöyle bir şey var. Evlilikte maddiyat evet önemli. Nasıl önemli? Sonuçta yuva kuruyorsun, çocuk yapacaksın, onun geleceğini düşünmek zorundasın. Evet. İlla ki önemli ama bunu odak noktası yapmak, o amaçla evlenmek çok yanlış bir şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak sana bunu hiç söylemedim belki şimdiye kadar ama ben bu anlamda çok şüphelendim çok kişiden. Mesela? Yarışma platformundayız. Bak Tankut'la alakalı da böyle bir şüphem vardı. Yalan değil. Doğru. Ben Tankut'un benimle gerçekten evlenmek istediğini düşünmüyordum. Burası bir yarışma platformu. Hı. Sırf Tankut da değil. Daha önce zaten bir ilişkim daha oldu Gürkan. Ondan önce zaten çok önemli bir şeyler olmadı. Onun da aynı şekilde mesela o zamanlarda da bu soru işaretleri hep vardı kafamda. Ya bu çocuk gerçekten beni istediği için mi benimle beraber? Yoksa yarışma formatından dolayı böyle bir şeyi yaşamak zorunda hissettiği için mi benimle beraber? Şüpheleri hep vardı. Ne dersin Tankut bu şüphelere? Seda Hanım, bir defa şu en son söylenen cümleden onu bir atıyorum. İlk başa geliyorum. Aynı düşünüyoruz Dani ile evlenme konusunda. Kaldı ki şurada birazcık ağrıma gitti. Onu da söyleyeyim. Doğrudur. Şüphesi olabilir çünkü doğal.
buradaki ortam zaten bizi buna itiyor. Var olan bir şey söyledim. Amma ve lakin. İlk bölüme gidelim, kısmetse olur. Benim ilk kırmızı odaya davet ettiğim gelin adayıdır. Başından beri Dani dedim. Buraya kadar yani eğer bir benim için amaç bir oyun olsaydı... Beni de dedin ama sonra çağırmadın bir daha. Umutlarımla oynadın. Ya illaki çıkacaksın sen de ya. Sen de Erdem'i seçtin, ne yapayım? Ah, aptal aklım. Seda'm şunu söylemeye çalışıyorum. Yani evet fikirler olabilir. Herkesin kafasının içine bir takım fikirler giriyor. Ama başından beri ben Dani dediğim için biraz hani... oldum. Hani birazcık incitti. Ama Dani geçmiş zaman, değili geçmiş zaman kullandı. Dani, halen sahip misin bu şüphelere? Evet. Yok, zannetmiyorum bir şey olduğunu. Ben evet böyle şüphelerim vardı. Bunu var, bizzat Tankut'un kendisine de söylemişimdir telefonda falan konuştuğumuzda. Yani ben bana samimi gelmeyen hiç kimseyi hayatımda barındırmak istemiyorum. Gerçekten ben incinmek istemiyorum. Ben sevgimi, zamanımı, her şeyimi harcıyorsam gerçekten... O insanlar buna değmeliler ve Tankut bunu bana ispatladı. Her şeyi bir kenara bırakın. Tankut zaten oğlunu bir kere buraya getirerek bunu ispatladı. Yani o onun hayatındaki en büyük varlığından biri biliyorum. Ve en büyük varlığı yani. Daha evet. Olur, evlat. Aynen öyle. Benimle tanıştırdı. Bu çok büyük bir şey. Evlilik teklifine hani inanmıyorlar ya. Her şeyi bir kenara bırakın. Onu zaten söylemem yetecektir. Ben bu konuyla alakalı genel bir fikir de sunmak istedim. Gerçekten diğer çiftlerde bu oldu mu bilmiyorum ama bu kafa karıştırıcı bir ev ve bence bütün çiftlerde de bu olmuştur zamanında. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çünkü bu kadar hızlı geri dönüşüm yok hiçbir evde. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Kimse senin kapını çalıp bak ben senin ilişkin hakkında şöyle düşünüyorum demiyor. Normal hayatta. Aman çıkalım da bir daha da kimse demesin Seda Hanım. Veya işte ne bileyim ben seni gördüm dün şu tavrın şöyle şöyleydi ama senin sevgilinki de bir evde böyleydi demiyor. Hatta. Aynen öyle. Burada diyorlar ve milyonlar diyor bunları sizlere. Biz de burada yüzleştiriyoruz. Bu çok zor. Çok. Yani anlatabiliyor muyum? Normalde biri gözün üzerinde kaşın var dese sinirlenirsin. Ama burada herkes her gün ilişkin, onun sana duygusu, senin ona duygun hakkında çat çut konuşuyor. Sokaktaki insanlar dahil buna. Evet. O yüzden çok zor bir şeyden geçtiniz. Ayakta kalabildiyseniz ben ümitliyim. Daha da sağlam olur ilişkileriniz diye düşünüyorum. Bugün ben gidiyorum. Bakalım ne olacak ben gittikten sonra. Ne olacak? Hadi hoşça kalın. Ne olacak yine bir şeyler ya. Burası kısmetli olur evim. Beylerle görüşürüz. Görüşürüz. Düğün ne zaman abi? Düğün ne zaman mı? Bir düşenli şey yaptınız mı? Şu an Ramazan ayındayız abi. Herhangi bir düğünün ne zaman olacağı falan şu an konuşmadık ki. Yo olur. Bayrama, iki bayram arası olur. İlla şimdi hemen düğün yapmak zorunda değilim abi. Yani. Cidden İslam'da öyle bir şey var yani. Ama olacağı zaman zaten hepinize davetiye gelir. Gelirsiniz diye. Kanka ya valla geçen bir arkadaşla konuştuk. Yani zamanla bir şey yok abi. Zaman şey yapıp tespit ediliyor ya işte şu şey yani onunla daha konuşmadınız yani onları. Normalde abi nişandan sonra denir ya işte şu tarihte. Nişandan sonra belli bir süre geçer abi. İşte hani hayır bak abi, şimdi genelde burada bizim şöyle bir eksiğimiz var şu evin içerisinde. Hı. Dışarıda adam akıllı hiçbir şey yapamıyoruz. Hı. Hiçbir şey. Yani ben onun ailesiyle oturup rahat rahat görüşemiyorum bile. Anladın mı? Hani ha. Böyle şeylerin önce... Zamanı bırakacağız. Tabii ki de yani. Abi ben nişanımı yaptım, sözümü kestim. Peki birinci aldım. Olsanız evlenir misin? Birinci olursam buranın şartları da eğer yerinde olursa, iyi olursa, benim kendi yaşam standardımın üstünde olursa, öyle bir şey sunarsa tabii ki de kabul ederim, evlenirim. Eğer öyle olmazsa da zorunda değilim yani. Abi bir de nişan amacı ne? Nişanın amacı evlilikten önceki hazırlık sürecidir. Tankut ne zaman evleneceksiniz diye bir soru sordu bana. Bizim... Oturmuş bir ilişkimiz var ve gün güne de daha iyi giden bir ilişkimiz var azalla. Burada olabilir, buradan çıkınca olabilir, hiç fark etmez. Sonuçta bizim gönüllerimiz bir, birbirimizi seviyoruz ve sonuna kadar da böyle olacak. Burada da evlenebilirim, dışarıda da evlenebilirim. Seçenekler benim. Kusura bakma, sana böyle köşeye sıkıştıracak bir soru sormak istemedim. Sadece merakımdan dolayı. Benim korkum yok abi. Aa, Ali Melis... Aa, i̇şte bekarlar. Bekarlık sultanlıktır ya. Demek çiftler bu evde... Adnan, Erdem, Ali, Melis, Mehtap, Ceyda, Altlı'ya bak.
Muhteşem aldı. Oo, muhteşem aldı. Sizin olsun. Batı'yı da çağırayım sizin olsun. Dikkat edin kendinize. Ulan bu nedir? Bekar olasın geldi bir an. Bekarlık, sultanlık mı demiştiniz? Adnan sen hasta değil miydin? O dedi. Şu an mı söylüyor? Adnan sen hasta değil miydin? Yok canım, geçenli değil. Ben bu evde geçen şöyle açıklayayım. Ben de öyle bir şey yok buradan dolayı. O söylediklerine o kadar çok katılıyorum ki. Yani bilemezsin. Çünkü ben o zaman enayi gibi hissediyorum kendimi. Niye biliyor musun? Ben kaldıramayacağım bir lafın altına girmedim. Çünkü belli bir şeyler yoktu. Benim de belki deneyimimden dolayı sustum. Aynen öyle. Anladın mı? Hani o benim o heyecan olayı var ya, işte onu da şey yapıyorum. Evet. Ben onları yaşadım, gördüm. Siz daha ilk olduğu için o heyecandan dolayı dara dara dara. Ama iş gerçekten şey oldukça, ay dur diyorsun ya, evet. Bu öyle çok kolay bir iş değil. Tabii. Ve ben bunu, bak hatırlıyor musun? Söylüyordum, bak şimdi şöyle kötü söyleyeyim. Adam oluyordum. Ya bakın diyordum, yapmayın. Birazcık daha düşünün, şöyle yapın, böyle yapın, bilmem ne. Ya ben bunları anlatmaya çalışırken yok, yine bak, kötü adam olmuştum bak, o zamanlarda. O yüzden yani. Şöyle aslında. Şöyle konuşalım abi. Benim mi ilişkimden bahsedeceğiz, sizin yoksa değil, genelden genel, mi konuşacağız? Genel. Yani sorduğun soruya karşılık ona, yani senin, hani şunu neden yapıyorum biliyor musun? Söyle. Bak çünkü sana değer veriyorum. Kardeşim ve sen. Sana değer verdiğim için de hani merak ettiğim bir şey varsa bunu açıklamak istiyorum. Biliyorum kardeşim. Çünkü, ben ama direkt sana bak bunu söylemiyorum. Bak abi, şu kadarını söyleyeyim bunu sana. Bunu söyleyeyim yani, direkt sana saldırmıyorum şu an. Yok saldırı falan hissetmiyorum sadece ben zaten. Konuşuruz. Saldırı hissettiğim zaman biliyorsun zaten. Yani. Geri kalan hani karşılığında ben herkese saldırı hissettiğimi, tepkimi koydum yani. Yani hiç ondan yana problem yok. Oturup sohbet ediyoruz. Canım abim bak şimdi. Evlilik dediğin şey çok güzel bir şey. Ben evlenmeyi zaten canı gönülden istiyorum. Canı gönülden istiyorum. Herkes ki Hazal'la. Bir defa ilk. Bunun, bir defa bir de bir ilki var bu. Heyecan var bunun yani. Hazal'la olmasını zaten inanılmaz derecede çok istiyorum ki o benim sevdiğim kadın yani her şeyim. Aynen öyle. Yani ben sabah onun ismiyle uyanıyorum. Akşam yatmadan önce iyi geceler deyip öyle uyuyorum. Aynen. Yani bizim öyle bir ilişkimiz var şu anda ve hep yan yana olma isteği, hep can cana, kan kana olma isteği var içimizde. Ne? Adnan, Erdem, Ali, Melis, Mehtap, Ceyda dışarı çıkabilir. Mehtap! Melis! Kopar! Nereye gidiyorsun? Kaç Melis! Nereye gidiyorsun? Şu tekneye bin. Gez! Aynen. Düşmanlarımla birlikte gezmeye gidiyorum. Hadi girelim. Nasıl eğleneceğim bilmiyorum. Herhalde denize atarım hepsini. Ama kimse kimseyi suya atmasın. Ben de gidebilir miyim acaba? Sen Erdem'i istiyorsun alayım mı? Erdem'i istiyorsun. Oo. Aşkım bilmiyorum ne zaman son bulacak. Hiç son bulmaz. Ceyda'nın eski sevgilisini alınca Ceyda da benim eski sevgiliye yazmaya başladı. Fark ettin mi? Geç kalacaksın, hiç yok zaman. Mehtap sonunda tekneye diye ağlaya. Ah sana tekne kiraladım hadi. Hani? Al sana tekne hani? Kiraladım. Yani hala dalga geçiyorsun. Yalnız. Buraya kadar geldik değil mi? Bir şey söyleyeceğim, senin kankan ama Melis yok ya. Oh be. Melis doğru geç. Kaptan açılalım Melis abi. Doğru konuş. Melis'i bırakalım burada. Melis yokmuş, doğru konuş. Kaptan merhaba. Melis'im gelecek inşallah. İnşallah gelecek. Merhaba, hoş bulduk. Hadi bakalım. Abi nasılsınız? Çok mersi. Bana da insan el uzatır Erdoğan. Geç, çabuk geç. Daha dokun bana. Allah'ım çok güzel. Melis de gelmedi, geç kaldı. Zaten ben istiyordum bu turu. Gidelim hadi. Yok ya. Hadi gidelim. Yok hadi. Melis gelmemiş. Yok abi. Melis çok tekneye binmiştir abi. Melis gelmemiş. Sen kal o zaman kardeşim kankanla. Ben kardeşim olmadan şuradan şuraya gittim. Tamam sen kal kardeşim biz gidelim. Hadi ablamcım alalım Ado. Böyle. Ado. Kaptanla anlaştık. Ay, sen kal ondan şuraya. Hoş geldin. Gel bebeğim benim. Gel efendim. Yanıma çek. Az söyleyeyim. Sen de sallasın onu bırakıp gidelim diyordun hani. Bak hep yatabilince... Tam Erdem diyordu ki bırakıp gidelim Melis'i diyordu. Bir şey diyeceğim bak. Adnan'ı da atıyorduk tekneden. Sen geldin. Yatta hep aşk oluşuyordu ya. Şimdi sen Erdoğan'ı mı istiyorsun alayım mı? Ne demek o ya? Hadi. Erdem. Buradan aşk bulacağım hadi. Sen zaten... Erdem'i istiyorsun. Erdem. Ben gidiyorum. Nasıl güzel oldu ya. Erdem atla yavrum atla. Ya sırf sana aynen, inat buradayım var ya. Geri git. Ben Melis'le aşk yaşayacağım abi artık. Gidiyoruz. Bundan yenmez. Ayrılıyoruz. 3. Adil ile Mehtap. Gidiyoruz. Neler neler oldu yatta değil mi? Evet. Senin Ali ile neden olması...
Sen mesela birinci olursan evlenir misin mesela? Ben? Abi evlenme teklif ettim. Daniel'e kabul etmedi. Mesela diyorum. Yani Daniel'e buna hazır değil. Şimdi biz burada yok bilmem ne olacak diye ben evlenmem. Evlenmem. Kusura bakmasın kimse. Yani hazır olmayan bir insanla biz birinci olduk diye ben evlenmem abi. Benim hayatım bir ev parasından daha değerli. Çok şükür kafamda bir tane var. Yeter. Eyvallah. Benim düşüncem bu. Ben bu fikrimi zaten savunduğumdan dolayı, benim içimde böyle bir rahatlık olduğundan dolayı kimse bize inanmadı. Çünkü ben hiçbir zaman inanmadı. He. Ben çünkü kimseye ben evleneceğim, evlenmek istiyorum demedim abi. Ben gerçekçi oldum. Ben bildiklerime, inandıklarıma hep arkasında durdum. Hayır bak, öyle diyorsun ki hani senin o inandıkların ama bizim söylediklerimiz gerçekçi hayır, değil mi? Seninki de gerçek. Heh. Çünkü bak, senin yaşadığın duygular onlar abi. Benim yaşadığım duygular da bunlar. Aramızdaki fark ben evlilik. Bu kızı gördüm, aşık oldum. Emreciğim, bu kızı sevdim. Aramızdaki farkı bak. Anladın mı? Bak, hani yanlış anlıyorsun. Yanlış anlamıyorum. Aramızdaki farkı. Sadece anlatırken ben gerçekçi oldum. Hayır. Diğerleri gerçekçi olmadı. Ben kendi açımdan. Sen de gerçekçisin. Ha, onu da ekle o zaman. Yani. Sen Emre Uğur'u beğenirsin. Seninle benim aramdaki gerçeklerin farkı şu. Ben daha evvelden bir evlilik yaşamışım, eyvallah, bir boşanma yaşamışım. Doğru söylüyorsun. Sen bunu yaşamamışsın. Doğru söylüyorsun. İçindeki heyecan benimkinden çok daha fazla. Evet. Aynen. Ben yemişim. Sen daha temkinlisin. Yoğurdu, üfleyerek ben şu anda yoğurdu üfleyerek yeme durumundayım. Sen süt ben içmek için. Ben kırlı kırlı içiyorum. Sıcak süt içmek için sen böyle aman diyorsun sıcak sütten bir şey olmaz. Nerede süt içerim diyorsun. İneğin sıcak ağrı. Süt içmek istiyorum diyorsun. Anladın mı? Deli! Ay. Ya deli! Geç kız geç. Gelsene. Tutuyorum ben seni tutuyorum. Tamam düşmezsin ben seni tutuyorum arkandayım korkma. Onun korkma için korkuyorum. Korkma. Korkma Melo arkandayım. Kay 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 düşmeyek. Ne kadar uzak o kadar iyi. Bunların boş boş muhabbetini geç. Dinleyene kadar en azından şurada ben de ayakkabıları çıkaracağım. Aman sen çıkartmasaydın keşke. Yok kız sıkıntı yok. Kopmuyor mu? Gel bak arkamızı yaslayalım gel. Ne bu? Ah dişlerim ağrıyor. Ay. Sevgili olmasak da en azından. Senin bende gözün mü var Adnan? Benim sende gözüm var Melo. Hazır çiftler yarışına dönmüş. O zaman biz de çift olalım. Biz de çift olalım. Halkı kandırabilir miyiz ki? Halkı niye kandıralım? Senin bende zaten gözün var. Benim sende gözüm var. Evet. Benim niye haberim yok? Of yalan söyleme Adnan. Takma bunu takma. Ver. Takma. Sonra karşıdaki insanlar görünür. He tamam. Adnan bana aşık olduğunu itiraf etsene. Edeyim mi? Et et. Tamam bir ara ederim. Şey yaparım ben sana dönerim sana. Sen ama telefonda itiraf ediyorsun. Niye burada itiraf etmiyorsun? Çünkü ben ikili oynuyorum. Halka farklı, sana farklı oynuyorum. Ha. Şey, ekran önünde aşkımızı yaşamamızı istemiyorsun herhalde. Yok, ekran önünde üzülürüz aşk diye yaşamak istemiyorum. 10 bin lira bana çok fazla gelir. Kaldıramam. Doğru söylüyorsun hayatım. Zekatını falan veremem bu Ramazan ayında. Doğru söylüyorsun hayatım. Aynen öyle. O yüzden en güzeli böyle bekar bekar takılmak. Evet. İşte sen sana umut veriyordum. İşte sen bana umut veriyorsun falan. Umut alışverişi diyorsun yani. Yani umutları severim bilirsin. Aa senin umutlu anıların vardı değil mi? Umutları severim o yüzden diyorum. Aa ha Melan. Vallahi bu tekne turunda bir üzüldüm. Niye? Gelmemek için elimden geleni yapmak isterdim. Niye? Sonra dediler ki Melo da var. Aa dedim bak o olabilir dedim Melo varsa. Ah senin bana bu aşkın ne olacak? Ben bilemiyorum. Benim bu sana karşı olan aşkım bilmiyorum ne zaman son bulacak. Hiç son bulmaz. Bulmasın mı? Bulmasın. Bulsun ki işte kavga edelim falan. Sonra kavgadan sonra bir belki aramızda aşk oluşur. Öyle oynarız biraz. Şey öyle yaparız biraz da. O zaman kavga edelim mi? Hadi edelim. Belki fragmana gireriz. Tamam hadi kavga edelim. Kavga edelim. Hadi sen başlat. Tamam. Sen nasıl olur da bugün şey yaparsın? Ne yaparım? Ortalıkta görünmezsin. Bak yüzüğü atarım Adnan.
Bir at hadi yiyorsa. Atarım. At. Bana yüzük bile almadın ki atayım. Ben sana bu hafta evlenme teklif etmedim mi? Etmedim. Doğru, etmedim. Niye etmedim ben sana bu hafta evlenme teklifi? Cimriliğinden. Evlenmedik ha? Demek evlenme teklifi bizden girdi. Ben biliyordum zaten. Kızım gitme şimdi. Ben zaten biliyordum. En güzel yere gelmiş konmuşsunuz. Yakamda. Benim hayallerimin tam ortasına bir insan, oturamazsınız. Bir insan bu kadar yakasına huzuramaz hala olabilir mi ya Melo? Zaten yemişsin soğanı. Böngür böngür kokuyorsun. Alaska. Ya ben bıktım senden. Açık şurada romantizm yapıyoruz ya. Ha şurada romantizm yapıyoruz. Ne var Adnan'la bir baş soğan kırdık yedik. Ne var bunda? Sen de mi yedin? Evet. Sen Adnan'ın ağız kokusu. Senin kokun gelmiyor biliyor musun? Sen bana aşıksın ya. Evet sana aşık olduğum için kokun gelmiyor. Benim üzerime salladığını buradan anla yani. Bak beraber kırdık diye şaka yaptım. İki dakikada gelmiyor. Hayır ama onun kokusu bana gelmiyor. Ona aşık olduğum için gelmiyor. Yalnız fark ettin mi? Mehtap beni kıskanıyor. Mehtap'ın bende gözü var. Adnan. Bak kıskanç bir kadın olduğumu biliyorsun. Adnan teknede aşık olmaya mı çalışıyorsun? Evet. İşte hanginize aşık olsam diye düşünüyorum. Adnan ve iki aşkı. Hemen poz verin. Tam Titanic'lik şey havası ha. Böyle hadi git kendine koca bul da gel o zaman. Nasıl bulayım? 2 dakikada denizin ortasında koca nerede bulacak? Her şey güzel de. Mektabın olması benim affetim. Keşke mektap olmasın. Her gittiğim yere geliyorum. Burada iyiyiz arkadaşlar. Ya. Neymiş? Vay kaptan çok iyi be. Aynen. Çok güzel esiyor. Müsait zamanda dümenini isteyebilir miyim senden? Tabii ki. Süpersin. Kaptancım ben de sürmek istiyorum. Tamam. Bir tekne kalmıştı, yat kalmıştı. Sürmediğim onu da yapayım. Gözüm açık gitmesin. Yanas. Şimdi... Bak bana şu evi alırsan, bak şu yeşilliklerin arasındaki bir tane ev var ya hani ağaçların arasında. O evi istiyorum, onu alırsan evlenirim sen. Ben Melo'ya aşık oldum şu anda. Aşkım gel, ben para pul istemem, ben bir tek seni istiyorum. Vallahi Melo benden bir şey istemiyor en azından. Bak benim paraya pul ihtiyacım yok, ben seni istiyorum Adnan. Siz hayırdır? Bak Adnan. Şimdi ben Ceyda'nın eski sevgilisini alınca Ceyda da benim eski sevgiliye yazmaya başladı. Fark ettin mi? Ceyda! Erdemli! Çok vallahi aşk aşk istemem böyle. Haksız mıyım ama bak bekar olduğumuz için şu an programımız içindeyiz ve buradayız. Bekar olanlar geldi. Ben bekar değilim. Adnan'la bekar olanlara zaten bugüne kadar sunulmuş tek fırsat bu. Başka hiçbir şey yok. 4 aydır bekarım. Ne bir kız geldi. Ya tamam Adnan bir dur. Yarın deftere... Admeli yazıyor muyuz? Yazalım. Yazalım aşkım ya. Niye? O zaman şey yazar. Admel Meh yazar. Ya saçmalama Adnan ya. Mehtap'ı da alak. Ya ben hoşlanmıyorum böyle konuşmalardan Adnan. Tamam. Akşam telefonda konuşacağız bak bunları. Şimdi seni ekranlara rezil etmek istemiyorum. Ne kadar ilginç değil mi? Sevmediğim insanlarla böyle tekne turuna çıkıyorum. Aa, sen mi söylüyorsun bunu? Size demiyorum ama aslında. Size demiyorum. Mehtap, aç, sevmeniz. Ya İnanamıyorum yani. Mehtap'ı sevmiyor değilim de olmasaydı da olurdu yani. Melis olmasaydı olurdu ya bence. Her yeri beraber. Bence üçü olmasaydı olurdu. Yalnız benim de bir şey söyleyeyim. Adnan'a laf söyletme. Ali Çak yine beraberiz. Beraberiz kanka. Allah Allah ya. Allah Allah. Adamım neyse. Ben konularını açmıştım. İstanbul'da ben bu kadar güzel bir boğaz turu yapacağımı hiç düşünmemiştim. Abi çok güzel oldu. Hani bu kadar iğrenç bir boğaz turu yapacağımı hiç düşünmemiştim. Mehtap'a rağmen kaptan yanaşabilir miyiz kıyıya? Hemen bir iskele arkadaşı indirelim. Mümkünse canım. Ben destek olurum sana. Atla beni denizlere. Seni deniz bile kabul etmez Ceyda. Kaç. Erdem. Abi ver. Ver yok. Kapting. Kapting ver süreyim. Batırayım gemiyi. Hepimiz birlikte boğulalım. Evet. Kaptan bundan sonra sana hiçbir zaman dümeni vermeyecek. Bu kesin iş değil mi abi? Kaptingim verirsin deme. Bunu ihbar olarak sayıyorum. Hemen can yelekleri alsın. Can yeleklerini sakın. İyi oldu abi. Tetikte bekleyin. Bekarlığın Servet duyuyor musun? Şeyini, keyfini sürüyoruz. Sorma ya. Değil mi? Evdekiler yalnız var. O kadar yakınlık makınlık bekliyoruz. Neredeyiz biz şimdi? Şu an bebek koyundayız. Bebek koyundayız. Ben iki kısmet oluyor önümde. Bu Melisar'la doğru ilerleyeceğiz. Bu gibi. Bana ne zaman emanet ediyorsun? Kapting Bey'i. 5 dakika içinde. 5 dakika içinde. Bütün kumandayı size teslim edeceğim. Oley. Aa baksana boğaz. Çok rolda. Melisar orada. Öyle bir şey alacağım ya. Biraz daha yaklaşayım yani, şu akıntıdan çıkartayım. Tamam abi. Ben gulet istiyorum. Çift yelkenli alacağım. Çift yelkenli. Sen de gulet istiyorsun. Hadi. Buyurun. 1 metre falan. Ha? Evet. Herkes şimdi benim elime düştü. Kaptan ne yaptın kaptan ya? Kaptan yapmasaydın bunu. Cefen bezini hazırla. O iyi değil ya. Kaptan. Kendinize iyi bakın. Ben biraz istirahat etmeye gidiyorum. Gazı getirmeseydin. Kapting. Yeni kaptinginiz Ceyda.
kırıcı. Geliyor, geliyor. Ben hepinizi boğacağım, hepinizi. Diye yukarı çıktım ama Ceyda kaptan oldu. Gelme, gelme sen. Gelirsen biteriz. Hayır, çık oradan. Bakın sağ tarafınızdan bir yat geliyor. Yat mı geliyor? Sol tarafa doğru birazcık alın. Evet. Nasıl bir kaptan? Şey, yani kaptan. Aslında bu terimler kullanılmıyor. İskele tarafını alıyorsunuz. Siz dümeni Ceyda'ya mı verdiniz? Biz bittik. Dümen Ceyda'da mı şu an? Ceyda. İnat biri bizi buradan kurtarsın. Nasıl dönüyor bu? Dur sakal. Şimdi ağır ağır kendi geliyor. Tamam. Ceyda tekne üstümüze geliyor Ceyda. Bunu döndüğünü kıyıya bakarak anlarsınız. Bakın kıyıdaki kıyıya baktığınız zaman yatın burnu sol tarafa doğru geliyor. Anladım ben şimdi. Tamam çaktım durumu. Normal araba mı sanki hemen öğrenebileceğim? Baba ben Ceyda. Dümeni topla desen toplayamaz. Toplar toplar. Gayet güzel gidiyor. Şu an hiç burada ezbere gidiyor yani. Ceyda güzel. Daha bak adayımı bile bulamadım, yapma. Gencim. Ceyda sen dümeni çevirdikten bir 3 saniye 5 saniye sonra dönmeye başlar. Ya dalga geçmeyin, kıskanmayın beni. Hayır hiç yat kullanmam. Yani şu an İstanbul Boğazı'nda kullanıyor yani çok evet, zor. Evet İstanbul Boğazı'nda Ceyda kırıcı kırıcı. Tecrübeli elleri bırakabilir miyiz peki? Ne? Gelenekte fayda var. Tecrübem de var. Daha önce de kullanmamıştım ama görmüştüm. Kullanmadım ama görmüştüm. Teori pratikten her zaman daha kötüdür. Açılın. Her zaman daha öğretici. Açılın önümden tekneler, açılın. Yemin ediyorum abi biz yata doğru gidiyoruz. Atlanmaya gideriz, tekneye gideriz. Kısmetse olurum. Teknesindeyim. Sensin. Bak. Aşağı in. Bir şey söyleyeceğim. Kovdur beni, gidiyorum. Ay tişörtten tutuyorsun ama. Ya insanlık namı. Biraz daha yaklaştıktan sonra bu önümüzdeki büyük motor yatı sol tarafımızda bırakabiliriz. Yani biraz. Biz sağ tarafa doğru gelelim, onu sol tarafımızda ay düşüyorum. Cansel. Efendim. Hakikaten Nur ve Batu'yu mesela destekliyorsun ya sen özellikle. Evet. Gerçekten sizden bir parça gördüğünüz için mi? Kesinlikle. Yani hani dışarıda da arkadaş mısınız bu kadar iyi? O yüzden. Birden gelişti ya insanın aklına demek ki biliyorum. Soru biliyorum aslında getiriyor. Birden değil hani biz kendi kendimize konuşuyorduk. Nur'la ben söyleyip duruyordum mesela ikisine birbirine şey yapmadan önce. Yakıştırıyordu. Batıyor da Eser söyleyip duruyordu. Ondan sonra işte birden olan şey onların arasında birden. Siz yoksa oldu. 40 kere söylediniz de Nur'la Batuhan, Nur'la Batuhan olsun hayır, diye bak oldunuz. Gerçekten bir şey gördük yani anladın mı? Ve olsunlar istedik. Bu kadar. Anladım. Yani bir şey gördük. Acayip bir şeydi. Eser'le benim yapımı bilmiyorum böyle işte. Destekledik ve boşa çıkmadı yani. İkisi de hani iyi birbirini seviyorlar gayet. İlişkileri ne olur bilmiyorum. Birbirlerini sevdiklerinden eminim. Hataları kendilerine kalmış. Yaptığı şeyler kendilerine kalmış kendilerine. Cansel ilk başta peki niye Ceyda'nın olmasını istedi? Hı? Ceyda'nın niye olmasını istedi? Batu'nun bir lafı vardı. Bir şey söylerken... Bir şey geçirdi, bir kelime geçirdi. Nur'u da geçirdi onları arada. Onları söyledim, bana hatırlıyorum. Orada zaten benim dank etti. Oraya kadar da dank etmemişti. Ceyda da burada bekar bir aday. Ceyda'nın da hepimiz bir adayı olsun istiyorduk hatırlıyorsan. Ben de hani Batuhan'la ilgilenince olsun dedim. Ondan sonra Nur'la ilgili konuşurken Batu'nun aslında Ceyda ile Ayça ayrı Nur'u çok daha farklı bir konuma soktuğunu gördüm ben. Peki, o yüzden bir şey hissettiğini anladım. Ayça ile beraberken Nur'a bir şey hissettiğinin farkında mıydın? Hayır. Ayça'ya ama değil diyordum miydin? Ki... Hayır değildim ama Ayça'ya şey diyordum her zaman hani dikkat et Ayça Batu'ya kendini kaptırma burada da diyordum dışarıda da diyordum kaptırma diye uyardım ben onu. Ben ona Batu sana çok aşık hiçbir zaman demedim. Ayça'nın ben suratına bunları Ayça'nın söyledim yalan diye bence Batu kimse? Nur'dan hoşlanıyordu. Bilmiyorum. Bence. Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle Nur evden ayrıldığında alnından öpmesi. Kendi düşüneceğim. Benim orada alnından öpmesi belli etti zaten ama o zaman Ayça ile ayrılmıştı hatırlıyorsunuz Nur'un gittiği gibi. Evet işte. Ama Ayça ile beraberken hani zaten Batu'yla, hiç düşürmüyordu. Batu ile Ayça bir barışık bir ayrı benim hatırladığım yani. Peki şu anda oldular. Batu ile Nur ilişki yaşıyorlar. Batu ile Nur ilişkisi hakkında uzun süreli bir şey olabileceği düşünüyor musunuz peki? Uzun süreli değil de benim Batu ile Nur'un arasındaki ilişki benim ilişkime benziyormuş gibi geliyor. Nasıl? Yani hani Nur'un tavırları, hal hareketleri, Batu'nun tavırları, hareketleri. Yani onlar da bizim yapıya sahip. Hani kıskançlık olsun, gezme olsun. Yani bizim yaşadığımız sorunları yaşayabilir. Farklı bir şey var. Kıskançlık sadece kıskançlık bence. Onlar yani şeyler de var. Çok farklı. Nur'da güven sorunu çok fazla evet. Var. Yani olması da çok normal. Öte. Normal tabii canım. Çok normal. Baştalar işte onu diyorum. Önce bir yani... ilişkisini Batu gözünün önünde yaşadı Nur'un. Ve gözünün önünde yaşadı. Bir de sonra da Batu birazcık sıcakkanlı bir insan. Hani sürekli flörtöz dediğiniz. Adı çıktı zaten. Yani bir insanın adı çıkmış 9'a inmez 8'e derler.
Batu'nun hesapta o yani. Ama Nur'dan sonra bir flört özlü olmadığına eminim. Yani ama işte sevdiği için değiştirir. Sonuç itibariyle soru işaretleri olan bir ilişki. Soru işaretlerinin olması normal. Yani o yüzden ama gideceğini biliyorsunuz diye. Çünkü güven problemi çok fazla görüyorum ben. Ve Nur Can sanki güçlü olmaya başladı gibi. Bence hani onları destekliyor ama körü körüne hani sonucu ne olursa olsun bu yola girmeniz gerektiğini söylediler. Hani bir başlayın, bir bakın. Evet, kesinlikle beraber olmalılardı zaten de. Yoksa ayrılırlarsa hani bizim buna yapabileceğimiz bir şey yok. Yani elimizden geleni yaparız ama şöyle bir şey hani kendileri sonucu görsünler işte. Çünkü o boşa gidecekti. Birbirlerini hissettikleri şeyleri biliyoruz ve boşa gidecekti. Tabii ki zaten eğer Nur Batuhan'la, Batuhan da Nur'la olmasaydı çünkü birbirlerine yaklaşamıyorlardı, eleştiri alacaklar diye. Ben içimde bir şey hissettiğim halde kendimi mesela kabullenmek istemiyordum ilk esere karşı. İşte yaklaşmaya çekiniyordum, insanların tepkisinden korkuyordum. Sonra bir gün düşündüm, o şeyleri kırdım yani. O kabuğumdan çıktım. Hatırlıyorsun, sen de bana destek oldun zaten. Ah! Ah! Buz gibi. Bir bakıyorum balıklar yüzeye çıkıyor hepsi böyle. Yalnız pantolonlar ıslandı abi. Sen niye ıslattın pantolonunu? Pantolonlar da ıslansın, üstümüz başımız da ıslansın ama ben boğaz suyunun bu kadar soğuk olduğunu hiç bilmiyordum. Sen boğazdaki bakacaksın bilmiyorsun değil mi? He? Hazır olun, biraz sonra sallanacağız. Nasıl yani? Sallanacağız? Biraz sonra sağlam sallanacağız. Dalga geliyor. Dalga geliyor! Oku. Dalga! Oku. Kavrıldı. Sen nasıl sokabiliyorsun ayağını? Senin boyun yetiyor mu? 50 metreye yetiyor. Dün yalan ya. Söyledim 50 metre diye. Beni suya atacaktı Ali. Adnan suya atacaktı. Niye atamadınız? Ya sorma, Ali ikna edemedi. Kim seni bak suya atar ya? Köpek balığı falan çıkmaz değil mi? He? Köpek balığı mı? Sen ne diyorsun? Mavi balina bile geziyor burada. Mavi balina. Şuradan bir atıyormuş kendini aşağıya. Sen bu suyun derin olabileceğini düşünmüyor musun? Sen hakikaten bir düşünsene suya ya. Yanlışlıkla falan. Bak gel, bak gel, bir şey var. Ya da düşerim ve sizi kırmak istemiyorum ama. Bak şurayı gördün mü sen? Çok soğuk. Gel. Bak, şurayı gördün mü? Şey bak, bak. Ha, eğil, eğil, eğil biraz daha. Eğil. Sana abi. Ben korkmam ki. Vallahi korkma. Ay, harbi ıslan. Hoş geldin. Abla çok güzel ıslan ya. Ay. Ay. Allah'ım eline bak Hilal. Ben Adnan'ın yanında. Ya git başımdan bu tekne benim. Adnan'ın yanında çekin. Atarım teknemden ha. Adnan'ın yanında çekin. Atarım teknemden. Bana ne Adnan'ın aldım biliyor musun? Kızlar benim için kavga ediyor. Ay. Atarım seni elinde. Yapma bana öyle şey. Meta patlama sıranı Melis'e verebilirsin. Kızlar sonunda benim için kavga ediyor. Bugün de görecek misin? Nereden? Kısmet olur. 8 ay sonra ilk defa iki kız benim için kavga ediyor. Melo yapma ya. Aşkım. Tamam Adnan'ın yanından çekil hadi ben kaptayım. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Hadi ya sana yer. Aa Erdem'cim yapma ya. Böyle. Yani yapma abi her birisi oldu ya. Ama seninle mi uğraşacağım ben? Gördüm bak senin için faydalı kadar aşık değilmişiz. Sevgilim. İyi oldu, iyi oldu. Aşkım. Mehtap fişlik veriyor. Efendim aşkım. Mehtap fişlik veriyor. Hemen vazgeçtim, gittin işte. O kadar ben sevmiyorum. Yatabilince Melisa aşık olduğumu anladım. Yatta bir keramet var, ben anlamadım. Hadi canım. Sen Erdem'e karşı bir şeyler hissediyorsun. Hayır, ayaklarım çok soğuk şu an. Temelde soğuyorum. Sen Mehtap'a karşı bir şeyler hissediyorsun. Ayaklarım çok soğuk. Emin misin? Yat diye yaramadım. Boğazan karşı karşıya yüzer. Dur oğlum. Yapma ya. Ben çıkıyorum. Abla. Hadi, çık. Hadi sevgilim gidelim. Abla. Ya dursana ittirme beni. Bak başla sen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Boğaz suyu normalde bu kadar soğuk olur mu? Ya sen cümleni seversin. Cümleni geçelim. Ne ya? -25. Aa. Aldım. Hiç.
Sen benim büyüğümsün. Eğer bir yanlışım olduysa senden özür dilerim. O kadar şey yaşıyoruz, sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmamı bekliyorsun. Kulağını kapat, dolduruşa gelme. Hele ki bu senin düşmanlarınsa. Dizimin dibinden ayrılmayacaksın artık. Aşkım bitiyor, program bitiyor. Ayrılmayacaksın. Artık. Tamam, beraberiz. Sakın, seni pişman ederim, pişman. Bura var, bura var. Evlenme teklifini iyi kabul etmedim. Neden? Çünkü senin hissettiğin her şeyi ben de hissediyorum. Daha ne elinden gelmiyordu senin mi? Nur'dan sıkılacağım. Sıkılacağım hatta mı? Hatta evet, bir 3-5 güne de ayrılmayı düşünüyorum. Program da bitiyor. Ben bugüne kadar kırılmadım çok şükür. Vallahi kardeşim, kimse ben kırarım. Kardeşim. Ben kırarım. Neyle kıracağım? Gerçekten sadece insanlara bazı şeyleri ispatlamak için bana yanaştığını şimdi kendi ağzınla ispatlamış oldun. İnsan önce kendini sevmeli. Hadi ya, of, kes benimle muhatap olma. Bu bir haftadan sonra ben burada birçok kişinin yüzünü bir daha hiç görmeyeceğim. Sen zamanında en güçlü diye Ayça'yı tercih ettin. Şimdi de en güçlü Nur'u mu görüyorsun da Nur'u tercih ediyorsun? Bir kadın da bitti mi biter yani, geri dönüş ya, yoktu. Ya Nur hep bak böyle... Bu kadar kolay mı ya? Sen niye hep bitişini konuşuyorsun? Telefonumu bir daha açmasın, 2 saat bir ay açmam telefonu. 48 ben saat değil, bir ay açmam. Ben hiç açmam senin telefonunu. Sure.